Şu anda başlattım. Peki, herkese iyi akşamlar. Merhabalar tekrar. Sizlerden ricam, panele başlamadan önce lütfen konuşmacılar dışındaki konuklarımızın mikrofonlarını kapatması, ses girişimi olmaması için Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından Dünya Çevre Günü kapsamında ekolojik restorasyon ve onarıcı tarım konulu panelimize katılan tüm konuklarımızı, online olarak bizlerle olan veya daha sonra sosyal medya hesapları üzerinden bizleri takip edecek olan konuklar da dahil olmak üzere tüm izleyicileri şahsım ve mensubu olduğum Ziraat Mühendisleri Odası adına dostluk ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Burçin Çokuysal, Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda felsefeye olan özel ilgim nedeniyle de felsefe lisansımı da tamamladım. Son dönemde yoğun biçimde küresel iklim krizinin etkilerinden toplumsal düzensizliğe, gıdanın adil paylaşımından toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, endüstriyel üretimdeki hayvan haklarından çevrenin sürdürülebilirliğine kadar birçok alanda etik problem alanları üzerine çalışmalar üretiyorum. İnsan ve doğa ilişkisinin yeniden kurgulanması gerektiğini düşünüyorum. İnsan türünün kendini doğanın tek hakimi ve tek sahibi olduğu düşüncesinin ciddi bir yanılgı olabileceğine inanıyorum. Bilim ve teknolojinin güç ve desteğini arkasına alan insan geldiği seviyede bilim ve teknolojideki ilerlemeyi sanıyorum. Doğayla olan ilişkisinde bugün gözlediğimiz çevre problemleri nedeniyle sağlayamadı. Dolayısıyla bugünkü konuşmaların doğayla olan ilişkimize bir ışık tutacağını, bu yolu aydınlatacağına inanıyorum. Panelimizin 3 konuğu var. Sizlerin konukları tanıdığından eminim. Ancak bir yayını daha sonra ve diğer mecralardan izleyecek konuklarımız için de ben de birkaç cümleyle sizlere kendilerini tanıtmak isterim. İlk konuşmacımız Profesör Doktor Cengiz Türe hocamız, Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi. Değişik zamanlarda yöneticilik görevleri de var. Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekanlık, Bölüm Başkanlığı gibi yönetimsel görevlerde bulunmuş ama bununla birlikte benim çok önemsediğim değişik illerin biyolojik ve kültürel çeşitlilik indeks değerlerinin belirlenmesinden, yine değişik illerin karbon ayak izi envanterlerinin araştırılmasına ve incelenmesine kadar değişik alanlarda projeleri olmuş. Yine iklim değişikliğinden zarar görebilirlik üzerine projelerini, Eskişehir.net'te periyodik yazdığı yazıları okudum. Hocamızın bir YouTube kanalı var. Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan Yeşil Ayak İzi'ne, besin döngüsünden çevre sorunlarına kadar video kayıtlarını keyifle izledim. Ayrıca tabii akademisyen olduğu için Türkçe ve İngilizce çok sayıda makalesi var. Cengiz Hocam bizlere ekolojik restorasyonun hem teorik hem pratik çerçevesini aktaracak. Buyurun Cengiz Hocam, ilk söz sizin. Daha sonra sizden sonra 20 dakika süreniz var. Sizden sonra Gülen Hanım'la devam edeceğiz. Buyurun lütfen. Evet, teşekkür ederim hocam. Öncelikle bu fırsatı bana tanıdığınız için İzmir Ziraat Odası'na teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Ve aynı zamanda tüm insanlığa hayırlı uğurlu olması adına bu çevre gününün, Dünya Çevre Günü'nü de hepinizin adına kutluyorum. Tabii ki bugünkü konuşmalarımızda televizyon programı vardı, orada da bahsettim. Ben bir şeyi kutlamak için başarmak gerekir öncelikle diye düşünüyorum. O nedenle aslında Dünya Çevre Günü'nün kutlanması aşamasına henüz geçilmedi ama farkındalık oluşturmak ve kutlamak için, sebepler yaratmak için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum toplumsal yaygınlık açısından. Ziraat Odası olarak da genellikle bu anlamda çevrenin de önemli bir paydaşı olan ziraat ve ona bağlı olan teknolojiler, bilimler, bunların tümünü de ilgilendirdiği için özellikle
Çevre gününde birlikte olmak benim için de çok özel ve mutlu olduğum bir şey. Aynı zamanda başka bir ilden davet edilmek de ayrı bir keyif. Onu da hatırlatmak isterim. Teşekkür ederim bu davetiniz için. Öncelikle ekolojik restorasyon kavramı üzerinden neden geldik? Çünkü Dünya Çevre Günü kapsamının teması olarak seçilen konu ekosistemlerin restorasyonu, ya da onarımı ya da geri kazanılması gibi restorasyonun Türkçe karşılığında pek çok bakış açısıyla yapılabilir. Tabii rehabilitasyonla restorasyonu da biz bazen karıştırıyoruz birbirine. Onlar da birbirinden ayrı şeyler, dereceleri farklı olan konular. Peki bu konuya nereden geldik? Neden bir restorasyon çabası içerisine girdik? Tabii öncelikle benim de düşündüğüm konu, keşke restorasyon çabasına gelmeden önce koruma ekolojisi konusunda daha etkin olabilseydik de restore etmek zorunda kalmadan ekosistemlerden yararlanıp onların varlıklarından, onların ürettiği ekosistem hizmetlerinden, servislerinden yararlanabilseydik. Ama maalesef insan egosentrik yapısının nedeniyle, sistem içerisinde egosentrik yaklaşması nedeniyle ama doğanın kendisini zorlamaya başlaması ortaya çıkan bu pek çok çevre sorunu nedeniyle artık bir ekosentrik insan olmaya doğru yönelmek zorunda kalacak. Ve yaşadığımız sorunların artık tanımlamasında daha çok işte sosyoekonomik etkiler yerine sosyoekolojik etkiler demeye başladık. Ekolojinin yoğun bir şekilde günlük dilin içerisinde kullanılması, hatta iş ortamında iş insanları tarafından da çoğu iş yapılarının ekosistem adıyla tanımlanması da bunun bir göstergesi. Neden böyle tanımlama gereği duyulmuş? Çünkü ekosistem dediğimiz yapı, ekosistemi oluşturan yapılar, özellikle doğal ekosistemlerden bahsediyorum, en az enerji ve en az madde kullanımıyla, en az enerji ve en az madde kullanımıyla en çok ürün üretim yapabilen bir sistem. Son derece hani bizim dilimizde ekonomik çalışan bir sistem. Atığını da kendisi yok ediyor, üretimini de yapıyor. Kendi dengede olduğu zaman sorun yaşamıyor. Ama biz sistemleri bu ekosistemler üzerinde verdiğimiz zarar sonucunda genellikle bu zararları verirken ortaya çıkan doğal ekosistemleri yapay ekosistemler haline dönüştürüyoruz. Önce yarı yapay diyebileceğimiz ya da yarı doğal diyebileceğimiz tarım ekosistemlerini hale dönüştürüyoruz. Ardından da tamamen doğadan kopuk olan bir kent ekosistemleri dediğimiz yapay ekosistem haline dönüşüyoruz. Şimdi bu üç ekosistemin de artık bir restorasyona ihtiyacı var. Farklı kanallardan ve farklı noktalardan böyle bir şeye ihtiyacı var. Öncelikle doğal ekosistemlerin miktarının giderek azalmış olması. Yani insan elinin değmediği, insanın müdahale etmediği ve yapısal değişimi zorlamadığı alanları kastediyorum. Buralarda belki bunlar da diğer tarafta olan sorunlardan etkileniyorlar. Çünkü gezegenimiz bir bileşik kaplar gibi herhangi bir yerindeki değişim her yere etkiliyor. Maalesef ekolojinin ve çevreyle ilgili olan konuların bir uluslararası kabul gören fiziki sınırları söz konusu değil. Yani kirleticiler ülkeler arasında kırmızı pasaportla geçmiyorlar. Bir şekilde kontrol etme şansımız yok. Birbirimizi etkiliyoruz. Bu nedenle bizim doğal ekosistemleri var olanların azaldı gittikçe, bunların hepsine biz bir koruma alanları, sit alanları vesaire diyerek korumaya çalışıyoruz ama ne gariptir ki bir yeri koruma alanı dediğiniz zaman oraya hücum daha çok oluyor. Hiç ses çıkartmasa, kimse uyanmasa daha iyi geliyor bazen ben. Bazen öyle de düşünüyorum. Yani bir alanı işaret etmek de biraz sanki burası korunacak yer deyince burada iyi bir şeyler var gibi dikkatler oraya çekiliyor. Şimdi burada doğal ekosistemlerle ilgili olarak şimdilik çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Restorasyon açısından bir şey yapmaya gerek yok. Yapay ekosistemler dediğimiz zaman da kentler aklımıza geliyor. Kentlerde yeşil ve akıllı kentler dediğimiz sisteme doğru dönüşmemiz lazım ki doğal ekosistemler etkisini azaltalım. Önce kent yapısındaki restorasyonları gerçekleştirmek gerekiyor. Ardından kalıyor bize aslında yarı doğal diyebileceğimiz. Çünkü doğanın toprak, su gibi, tohum gibi vesaire gibi bileşenlerini kullanan tarım ama üzerine kolaylaştırıcı bir takım etkilerin de ilave edilmesiyle daha ürettiğinden daha fazla hale geliyor. Aslında benim de Weeds dergisinde de bazı makalelerim geçmişte 2008 yılında bu tarla yabancı otları ile ilgili. Hani tarlada acaba hangi ot yabancı, ben onu çok merak ediyorum. Yani orada çıkan doğal bitki mi yabancı yoksa bizim ektiğimiz bitki mi yabancı? O yüzden belki de öncelikle bu tanımları birbirinden ayırmamız gerekiyor bir yapısal olarak.
Bir konuda yine bu mesajı da vermek istiyorum. Çevreyle ilgili konuları genellikle konuşurken hep işte bahsederken bunlar gündeme geliyor. Ama bunun temelinde çocukluğumuzdan beri evde duymaya işittiğimiz bir havadan sudan deyimi var. Yani havadan sudan deyimi TDK'ya, Türk Dil Kurumu'na baktığınız zaman boş, lüzumsuz anlamına geliyor. Ben TDK'nın bu deyimi önce değiştirmemiz gerekiyor ki bu çevre konusunda, çevre gününde bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü susuzluğa 3 gün dayanıyoruz, havasızlığa 3 dakika dayanıyoruz. Lüzumsuzluk konusunu, boş konuları anlatmak için havadan sudan terimini kullanıyoruz. Artık çok önemli konuları anlatıldığı, konuşulduğu, yapıldığı zaman havadan sudan işler yaptığı gibi bir anlayışı da aile evlerimizin içerisine sokmamız gerekiyor ki bu anlayışımız hava ve suyun çok bol olduğu dönemlerden kalan bir yanlış anlaşılmadır. Şimdi buradan geleceğimiz süreç içerisinde en temel ekosistem servislerinin başında biliyorsunuz aslında dünyada en stratejik olan gıda ve tarımı çok ilgilendiriyor. Gıda, su üretimi, suyun hidrolojik döngüsü ve solunum için hava, temiz hava, oksijen üretimi geliyor. Bunların üçüne olan ihtiyacımız kadar stratejik hiçbir şeye ihtiyacımız yok şu anda dünyada. Hiçbir füze, hiçbir uçak, hiçbir uzay mekiği şu anda bunların yerini tutacak durumda değil. Ama çok bolmuş gibi, çok şeymiş gibi kullandığımız için ve her yeri özellikle dönüştürerek, kimi yerleri tarım alanlarına, kimi yerleri arsa ve yerleşim alanlarına dönüştürerek doğal ekosistemlerin yapısında büyük oranda sorunlar ortaya çıkarmaya başladık. İşte ekosistemdeki bu bozulmalar maalesef demin de söylediğim gibi koruyucu işlerle ilgilenmediğimiz için biz sorun olduktan sonra yaparız. Yani kavşakta 5-10 kişi ölür, ondan sonra kavşak düzenlemesi yaparız. İşte deniz salyası ortaya çıkar, ondan sonra eylem planı yaparız. Hava iklim değişikliği olur, sonra yaparız. Yani maalesef sorunları çözünce insan daha bir ünlü oluyor galiba. Önleyenlerden çok sorunları çözenler daha dikkate alınıyor. O nedenle de ben önleyen işlemlerin, önleyen mesleklerin bu süreçte daha dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani hastalandırmamak yerine hastalandırmakla karşılığında da bu hastalıklarla da yoğun bir kemoterapi ekonomisi içerisinde yer alıyoruz. Ekosistemlerden ödeyelim ama. Şimdi işte bu yanıtları vermeye başlayınca bize ekosistem, o zaman şunu anladık. Biz ya ekosistemler bir elimizdekileri biraz korumamız gerekiyor. İki, elimizde var olan ekosistemlerin zarar görmüş olan kısımlarını acaba eski konumuna nasıl dönüştürebiliriz biçiminde bir yaklaşım var. Bu da bir yeni peyzaj mimarlığının, ekologların, ziraatçıların, ormancıların da yoğun bir şekilde ilgi alanına giren bu ekolojik restorasyon ya da restorasyon ekolojisi. Bunları da doğru tanımlamak gerekiyor. Bizi bu konuya getirdi. Niçin getirdi? Çünkü canımız yanmaya başladı. Canımız yanmaya başladığı için geldik bu noktaya. Ve şimdi o ekosistem hizmetleri için aşırı kullanım nedeniyle gezegenimizin taşıma kapasitesinin üzerinde kullandığımız için şu anda bir buçuk gezegene ihtiyacımız varmış gibi yaşamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde böyle devam edersek 2 gezegenlik bir alana ihtiyacımız var ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Ama maalesef elimizde bir gezegenimiz var. O nedenle etkilerini görmeye başladığımız için çözüm arayışlarına girdik. Şimdi de bunları tamir edelim diyoruz. Ama unutmayalım ki hiçbir restorasyon çalışması aslı gibi olmaz. Yani mutlaka bir telafi etmek, bir ikame etme şansımız olabilir bazı konuları. Ama eskisi durumuna getiremeyiz. Tabii bunu getiremeyiz diye bırakacak halimiz yok. Elbette işte bu çevre gününün konusu olarak da ekosistemlerin restorasyonu yani onarılması dikkate alınıyor. Şimdi artık değişik kademelerde başlayarak bence en çok tahrip olmuştan değil de tahrip olmaya yakın olandan, en yakın olduğumuz ve en kolay geri dönüştürebileceğimiz kısımdan başlayarak ekosistemlerin restorasyonu, onarımını gerçekleştirme çalışmaları içerisinde olmamız gerekiyor. Ekolojik restorasyona ihtiyaç ortaya çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de tarım faaliyetleri bildiğiniz gibi. Tarımsal faaliyetler de bunun içerisinde yer alıyor. Tarımı da çok biz aşırı derecede hem tarım alanları açarak hem de tarım alanlarda kullandığımız sürdürülemez tarım metotlarını yoğun kullandığımız için birim alandan daha fazla kazanım sağlamak için bu yollara başvuruyoruz. Ama bu yolları düzeltmenin, bunlara çözüm bulmanın tek bir yolu var. Ekolojik zekaya başvurmak zorundayız. Ekonomik zekamızı biraz kenara koyacağız ve ekolojik zekamızı ön plana çıkartacağız ki çok şükür ki ekolojik zeka için bir eğitim almamıza da çok ihtiyaç yok. Biraz vicdanımızı uyandırır isek doğuştan kazanımımız olan bu zekayı ekonomik zekamızdan çok daha hızlı bir şekilde
yaşam boyutuna taşıyabiliriz. Burada geldiğimiz noktada yapacağımız tek şey artık biz bir, yeteri kadar kavramını öğrenmek durumundayız. Yani ekosistem servislerinden ne kadar yararlanacağız deyince ben çok ölçü koymayı sevmiyorum bu konu için. Yeteri kadar kavramının, yeteri kadar yani bir porsiyonsa ihtiyacınız bir porsiyon, bir buçuksa bir buçuk ama yeteri kadar. Yani dünyada hiçbir zaman aslan bir avını alıp beslendikten sonra ağacın altına yatar, önünden geyik sürüleri geçse bile tekrar harekete geçip onları avlamaz. Ama bir insan bir tavşanı avlasa bile ağacın altına oturup onu pişirmeye kalkarken önünden 3-4 tavşan daha geçse onları da vurmak için harekete geçer. Şimdi yeteri kadar işte bu arasındaki fark. Bizim ekosistem servislerini kullanmak adına herhangi bir konuda çok fazla kendimizi mağdur etmemize gerek yok. Sorun yeteri kadarın dışında kullanmak. Sorun sürdürülebilirlik kavramını belki olumsuzlaştırırsak daha acı verir diye düşünüyorum. Sürdürülemezlik aslında konu. Derdimiz sürdürülemez olduğunu ortaya koymak. Bu işin böyle sürdürülemez olduğunu göstermek. Farkındalık diyoruz. Farkındalık değil, farkındasızlığı ortadan kaldırmak. Yani burada bunların tümünün sonucunda bir restorasyon çabası çıkıyor. Neden? Ekosistemlerin bizim için bir düzenleme ortamı. Yani ekolojik yaşamı düzenleme faaliyeti var. İkincisi habitat. Yani bizler için bir yaşam alanı oluşturuyor. Barınacağımız, beslenebileceğimiz, avlanacağımız ya da av olacağımız her neyse diğer canlıları da katmak lazım. İnsan merkezli bakmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Ekosistem merkezli bakmamız gerekiyor. Yani baktığımız zaman biz ormana baktığımız zaman ormanı ağaç, denize baktığımız zaman balık olarak görüyoruz. Böyle bir yaklaşım doğru değil. Orman dediğimiz sistem ağaçların da içinde bulunduğu binlerce canlının birlikte olduğu bir sistem. Aslında tarım agroekosistemler de kendi içerisinde böyle bir yapısı var. Ve biz tarım yaparken agroekosistemlerin kolaylaştırıcı etkilerini ortadan kaldırıp onların yerine dışarıdan madde ve enerji girdisi sağlayarak daha fazla ekosisteme zarar veren restorasyon için gerekli alan miktarımızı arttırıyoruz. O yüzden ben hep şöyle örnek veriyorum. Yani ekosistem dediğimiz zaman bir televizyonun arkasını açtığınız zaman gördüğünüz bütün o devrelerin bütünü ekosistemdir. Yani televizyona baktığınız zaman orman gibi görünür onu, ağaç gibi dersiniz ama arkasını açtığınız zaman bir sürü devreler, küçük kablolar, efendime söyleyeyim bir takım unsurlar görebilirsiniz. İşte onlardan bir tanesini, birkaç tanesi koparttığınız zaman görüntü alamazsınız. Demek ki ormanda da içerideki bazı canlıları biz bir takım faaliyetlerle taşıma kapasitesinin üzerinde tüketerek ya da bozarak ya da denizlerde de aynı şekilde yapar isek orası restorasyona ihtiyaç duyar hale gelir. Peki restorasyondaki temel ilkemiz ne olacak? Temel ilkemiz bir de şöyle bir şey var. Yani biz restore edeceğimiz alanı insan zevkine göre istiyoruz. En büyük sorun burada. Restorasyon yapıyoruz ama her yeri çim yapalım. İşte burasını ağaçlandıralım. Yani biz bir alanda restorasyon yapsak orayı ağaçlandırarak yapmaya çalışıyoruz. Oysa böyle değil. Önemli olan restore yapılması gereken ister tarım alanı olsun, ister doğal alanlar olsun, herhangi bir sorun yaşanmışsa burada yapılması gereken ekosistemin geçmiş özelliklerini, yapılarını gerekirse jeopolenleri de tanımlayarak geçmiş dönemlerdeki, mevsimlerdeki oluşan floranın ve vejetasyonun nasıl olduğunu belirleyip onun hangi kademesinden itibaren zarar görmeye başladığını sistemin dikkate alarak yapmamız gerekiyor. Biz kendimize uygun düşüncelerimiz, yani insan merkezli, iyi manzarası olan, yani şekil, biçim, içerik, koku, renk açısından sevdiğimiz bitkileri bir yere koyarak restorasyon yapmak yerine o ekosistemin fonksiyonu içerisinde çok güzel gözükmeyen, çekici olmayan bir bitki türü olabilir ama ekosistemdeki fonksiyonu çok büyük olabilir. Bunların o sistem içerisinde gelişmesini dikkate almak lazım. Belki bir böcek türüdür bu, belki bir bitki türüdür, belki bir başka bir canlı türüdür, her neyse. O nedenle bizim ekolojik restorasyondan anlamamız gereken şey hiçbir zaman bir doğal ortamda gerçekleşmiş, belli boyutu aşmış düzeydeki zararlar, çevresel zararlar eski haline kadar getirebilecek düzeyde restore etmek çok mümkün değil. Bunu unutmamamız gerekiyor. İkincisi de restore etmek yerine koruma açısından stratejiler oluşturmak zorundayız. Üçüncüsü ise restore edeceğimiz alanın, o alanın ekolojisine, toprağına, suyuna, havasına, iklimine ve geçmiş dönemlerdeki vejetasyon özelliklerine bağlı türlerin
Belki de kademeli, süksesyonel dediğimiz, değil mi? Yani sırada şimdi Nadas'a bıraktığımız bir tarlaya pat diye ağaçlar gelmedi yine göre. Neler geliyor? Önce küçük otsular geliyor, arkasından çalımsı türler geliyor, arkasından biraz daha ortam iyileşiyor bitler. Ama biz pat diye boş bırakılmış araziyi ağaçlandırıyoruz. Böyle yaparak da bir restorasyon doğru değil. Tarım alanlarının restorasyonuna gelince, tarım alanlarında da o toprağın, o bölgenin genellikle yerel bitki türlerinin o bölgede olması ve doğal biyolojik çeşitliliğin tamamen yok eden bir tarımlar ortaya, tarım faaliyetlerinin yapılması gerektiği konusundayız. Ve mutlaka tarım alanları arasında doğal ekosistemin öğelerini taşıyan refüjler bırakılmak zorunda. Yani orada biyolojik döngülerin gerçekleştiği, gerekirse böceklerin, kelebeklerin, kuşların ve şeylerin döngüsel olarak yaşam döngülerini tamamladıkları iki tarlanın arasında ya da belli alanlarda birer ekolojik refüjler bırakarak oradaki ekosistem üzerindeki dengeleri sağlayarak restore edebiliriz. En önemlisi de biliyorsunuz son dönemlerde işte topraklardaki özellikle kirlilik miktarının artması nedeniyle biyoremediasyon dediğimiz teknikler kullanılarak bizim sularla ve şeylerle yaptığımız doğal bitkilerden bunu konularda yararlanarak ve daha sonra da o bitkilerin başka amaçlara da kullanılmasını sağlayarak restorasyon kavramı gerçekleştirilebilir. Ben 20 dakika doldu sanıyorum. Çok fazla uzatmayayım. Arada sorular olarak da olabiliriz. Restorasyon geri kazanmaktır. Geri kazanmamak için kaybetmemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kaybettikten sonra da geri kazanmak için de ekolojinin prensiplerini uygulamak, insanların prensiplerini değil, ekolojinin prensiplerini, o bölgenin, o arazi parçasının kendi gerçeklerini üzerine bir restorasyon çabası oluşturmak zorundayız. İster yapay ekosistemlerde, ister tarım ekosistemlerinde bir iyileşme, isterse de doğa ekosistemlerde bunu gerçekleştirmek için deyip ben genel olarak böyle bir giriş yapmış olayım. Çok da diğer konuşmacılarını almak istemiyorum. Soru cevap bölümünde devam ederiz gerekirse. Hocam çok teşekkürler. 19 dakika 20 saniye milimetrik gidiyorsunuz. Evet, çok değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. Önce şunu söyleyeyim, bu Zoom toplantısına katılan tüm konukları ben ekranda tek tek göremiyordum. Konuşmacıyı görüyordum. Her birine tek tek hoş geldiniz diyemedim. Odamız adına her birine tekrar daha sonradan katılan tüm konuklara hoş geldiniz diyorum. Doğal ekosistemlerin yapay ekosistemlere dönüştürmesi, kavramların yeniden tanımlanması zorunluluğu, sonuçları çözümlemekten çok nedenleri araştırmanın önemi, ekolojik zekanın ön plana çıkmasının gerekliliği, restorasyondaki temel ilkenin zevkimize göre değil, ekosistemin geçmiş dönemlerindeki kırılma noktasından itibaren dönüştürülmesi gerektiği. Tam bu noktadan itibaren de sanıyorum ikinci konuğumuz Gülen Hanım bize kendi pratiklerini paylaşacak ama ben sözü Gülen Hanım'a bırakmadan önce onunla ilgili birkaç cümleyle kendisini sizlere tanıtmak istiyorum. Gülen Demir kendi kelimeleriyle şöyle ifade etmiş. Kaz Dağları'nın eteklerinde Milli Park'ın el değmemiş ekosistemin bereketiyle onarıcı tarım yaptığını ifade etmiş. Yaşam ve üretim, bu yaşam ve üretim bahçesinde yaşadığını söylüyor. Tire'de kıraç araziler üzerinde onarıcı tarım teknikleri kullanarak lavanta yetiştiriciliği yaptığını, Madita'nın bahçesiyle Kaz Dağları'nda da üretime devam ettiğini biliyorum. Ayrıca İstanbul'da herkese açık onarıcı tarım tekniklerine giriş eğitimleri verdiğini de bu vesileyle çok sevinerek öğrendim. Ekopedi, ekotopluluk projelerine katıldığını, topluluk destekli tarım ağını güçlendirme çalışmaları olduğunu biliyorum. Bu etkinlik sayesinde takip etmeye başladığım Madita'nın Bahçesi isimli Instagram hesabındaki paylaşımlarına bayıldım. Özellikle aromaterapi yağları ve lavanta keseleriyle ilgili. Gülen Hanım bizlere onarıcı ve ekolojik tarımın ne olduğundan, hangi uygulamaların yapıldığından, kısaca dünyada hangi akımların olduğundan, Türkiye'deki durumun ne olduğundan bahsedecek. Ekolojik tarımı uygulamada yaşanan sorunlar, ön yargılar, Tire'de ve Kaz Dağları'ndaki
deneyimlerini, bilgilerini bizimle paylaşacak. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve sözü kendisine bırakıyoruz. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim Burçin Hocam. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bu arada Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'ne bu davet için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben bir iki ufak ekleme yapacağım sizin ön girişinize. 7 yıldır ekolojik tarımla uğraşıyorum. Aslen fizik öğretmeniydim. Fizik öğretmenliği yaparken de pratikle teorinin birbirinden ne kadar uzakta olduğunu fark ederek özellikle çocukları çok sıklıkla doğaya götürüp formüller üzerinde yaptıklarını doğada iç içe bir araya gelerek yapmalarını sağlamaya yönelik bazı projelerde yer almıştım. Akabinde Kaz Dağları'na yerleşmeye karar verdim. Tabii bu süreçte bir de eğitmen ve öğretmen olmanın verdiği bir refleks de pratikte yapılması gerekenlerin önce teorikte ciddi şekilde beslenmesi gerektiğine inanıyordum. Tarım teknikeri oldum, permakültür eğitmeni oldum ve fitoterapi vesaire gibi bir şey konularda eğitim aldım. Ama tabii eğitim aldıktan sonra şunu gördüm ki okullu olmanın çok fazla bir faydası yok. Çünkü doğa bildiğini okuyor. Doğayı doğru okuyabilmek için teori her zaman faydalı değil. Doğayı doğru okuyabilmek için bir felsefe, bir bakış açısı ve gerçekten bir ahlak anlayışı gerekli ki burada Cengiz Hocam çok güzel bir şey söyledi. Hani zevklerimiz için çim ekiyoruz. Al Gore'un bir kitabında şöyle bir cümle geçer. İhtiyacımızı değil artık tutkularımızı satın alıyoruz. Bütün sıkıntı zaten buradan kaynaklanıyor. Yani insan nüfusu evet şu anda gerçekten çok fazla dünyanın kapasitesini aşacak bir vaziyette ki en son geçen sene Ağustos ortasında senelik ihtiyacını karşılayacak kapasiteyi doldurdu dünya ve bir sonraki seneden yemeye başladı. Bu sene muhtemelen Temmuz ayında bekleniyor bu. Biz ekosistemi yıprattıkça, ekolojiyi yıprattıkça bizim tutkularımızı ve zevklerimizi karşılayabilecek bir duruma cevap verebilecek bir hale gelemiyor. O yüzden de onarıcı ve ekolojik tarımın gerçekten doğru algılanıp doğru bir şekilde uygulanması lazım ki akabinde size yaşadığımız zorluklardan ve sıkıntılardan da bahsedeceğim ama çok kısaca onarıcı ve ekolojik tarımdan bir bahsetmek istiyorum. Onarıcı tarım zaten çok terminolojik açıdan kendini açıkça ifade edebilen bir tanım. Mahvettiğimiz ve dengesini bozduğumuz ve bunu tarımla yaparak bozduğumuz doğayı yeniden bir takım tekniklerle onarabilmek ve yaşayan ve devam edebilen ve sürdürülebilir bir şekilde bize geri döngülerini ve meyvelerini sunmasını sağlamak. Ekolojik tarım aslında ikisi birbirine zaten iç içe geçmiş kavramlar ve son dönemde zaten dünyada da çıkan akımlar hepsinin temelinde onarıcı tarım ve ekolojik tarım yer alıyor. Fakat aynı doğanın insanın elinin değmediği öncesinde, kendi dengesinde, kendi çeşitliliğinde, işte yine Cengiz Hocam'ın dediği gibi bir böceğin bir zararlı değil aslında o ekosistemin sürdürülebilir ve devam edebilir olmasını sağlayan bir üye olduğunu gösteren tarım şeklini yapmaktır. Çünkü sıkıntımız şu, permakültürde bir tanım vardır. Sorun aslında çözümdür. Buğday da süne zararlısı. Neden süne zararlısı var? Yani o size aslında bir cevap vermeye çalışıyor. İşte şu anda Kaz Dağları'nda, çam ormanlarında ve Türkiye'deki birçok çam ormanında çam keseli tırtılı sorunu var. Neden bu sorun? Bir popülasyonun bir ekosistem içerisinde bu kadar fırlaması aslında bizim ekosistemi bozduğumuzun göstergesidir. Dünyada yapılan bir takım uygulamalar var. Aslında dediğim gibi hepsinde amaç bizim insan denen canlının ihtiyacını karşılayabilmek için esasen ekonomik zekamızın inanılmaz bir derecede arsızca talebinden dolayı yetişmesi amacıyla konvansiyonel tarımda tek tip ekimle ekosistemi bozarak yol almamızdan kaynaklanan bir durum. Ekolojik ve onarıcı tarımdaki özellikle onarıcı tarımın amacı zaten
tamamen konvansiyonel tarımda yıpratılmış toprakların tekrar onarılmasını, tekrar verimli hale getirmesini sağlayan bazı tekniklerdir. Permakültürle başlayalım. Olabildiğince 20 dakikayı şey kullanmaya çalışıyorum. Birçok başlık var. Permakültür bir tasarımdır. Cengiz Hocam, hep size konuşmanızda atıfta bulunarak şey, çünkü çok güzel yerden birkaç nokta daha vurdunuz. Evet, tasarım zevk amaçlıdır. Zaten sorun bundan kaynaklanıyor. Kendi ihtiyaçlarımız için değil, estetik kaygılardan dolayı oluşturduğumuz tasarım şekli aslında çoğu zaman kendi ekosistemimiz dahil olmak üzere bir ev olabilir, bir ofis olabilir, birçok şeye zarar vermekti. Permakültürde amaç şu zaten: tarımsal üretim, gıda üretimi, hayvansal üretim yapan insan yerleşkelerini belli etik değerler, işte dünyayı koruyarak, insanı koruyarak, fazlasını vakfederek işlevsel bir tasarım şeklidir. Bunu yaparken sürdürülebilirliği hedefler. Bunu yaparken su döngüsü, karbon döngüsü, enerji döngüsü gibi çok önemli döngüleri sürdürülebilir ve birçok noktada hizmet edebilir şekilde, ekosisteme faydası olacak ve ekosistemin çeşitliliğini artıracak şekilde devam edebilmesi için tasarımlar oluşturur. Bunun haricinde burada dünyada en çok ekolojik ve onarıcı tarım anlamında ismi geçen sistemler, paketler, artık bu işin de maalesef biraz kapitalist yansımaları oluyor. Paketler çıktı ve bunlar da çok çeşitlendiriliyor. Permakültür bunların içerisinde en çok bilineni, en çok tanınanı. Yine dünyada gerçekten gümbür gümbür gelen başka bir uygulama var ki bunun içerisinde esas kullanılan ve araç olarak İşin göbeğine oturan hayvancılık, bütünsel yönetim. Bütünsel yönetimde de aslında hayvanların yaşam süresini, yaşam kalitesini arttırarak, onları otlatarak ve tamamen doğal beslenmelerini sağlayarak yine su döngüsü, enerji döngüsü ve yine toprak ardıllığını ve dolayısıyla bitki ardıllığını da arttıran belli otlatma yöntemleri. Yine dünyada çok fazla dikkat çeken Japon Masanobu Fukuoka'nın yöntemleri var ki o aslında biraz da Tao felsefesinin verdiği akışta olmak ve dünyayı yorumlarken yolda olmak ve müdahale etmemek felsefesinden yola çıkarak gerçekten hiçbir şeye müdahale etmeden yol alıyor ki bunun bir kısmını Tire'de denedik. Tire ve Kaz Dağları'ndaki uygulamalarda zaten onları aktaracağım. Bu arada tabii onarıcı ve ekolojik tarım derken bazı önyargılar da oluşuyor. Bu ekollerde, farklı ekollerde yer alan insanlar arasında da oluyor. İşte Fukuoka diyor ki hiçbir şeye dokunma diyor. Permakültür diyor ki sen zeki bir yaratıksın. O zaman aklını kullan ve döngüleri düzenli bir şekilde, doğayla dost olacak bir şekilde tasarla ki sürdürülebilirliği olsun diyor. Syntropy farming diye bir tarım şekli var. O tamamen budamaya yönelik ve devamlı ağaçları ve yapıları devamlı budayarak, gençleştirerek üretimi arttıran bir tasarıma sahip. Dediğim gibi Fukuoka hiçbir şeye dokunma der, ağacı budama bile der. Önemli olan sadece doğru iklim şartlarında toprağın ve tarım yapacağınız yerdeki uygulamanın. Ve tabii ki şunu da ilave etmek lazım. Her insanın içine sinen bir şekil vardır. Kimi araştırmacıdır, kimi bırakır. Yani burada birçok farklı noktanın bir araya da gelmesi lazım. Sepp Holzer diye bir Avrupalı bir yine permakültürden çıkmış biri şöyle bir uygulama yapar. Der ki siz araziye ne kadar ağır makine varsa sokun ama öyle bir tasarlayın ki sizin o araziye girdiğiniz ve çıktığınız süre içerisinde oluşan ekosistem zaten kendini sonsuza kadar devam ettirir. Dünyadaki kısaca uygulamalar bunlar. Hani ben de biraz soru cevap kısmına kalmasını birçok şeyin tercih ediyorum. Karşılıklı biraz da bilgi alışverişi olarak bir şeylerin konuşulması faydalı olacaktır. Türkiye'de
Anadolu Meraları bütüncül yönetim konusunda eğitim ve uygulamaları ve aynı zamanda Safi Mera adlı kurdukları pazarda da bu tip üretim yapanların satışlarını sağlıyor. Ve bu konuda Avrupa'da en yetkin olan kampüslerden biri diyebilirim. Türkiye Permakültür Enstitüsü zaten permakültür konusunda her türlü eğitim vesaire bilgileri ve araştırmaları yapan merci diyebilirim. Türkiye'de zaten bilinen Buğday Derneği'nin yaptığı ekolojik pazarlar ve bununla ilgili birçok eğitim vesaire gibi oluşumlar söz konusu. Eko harita, etkinlik paylaşımı çiftliklerin varlığı açısından bir bilgi platformudur. Tatuta, gönüllü olup çiftliklerde çalışmak isteyip tecrübesini artırmak isteyenler için bir ortam sağlıyor. Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Kopuk kopuk birçok yerde çiftlik, permakültür çiftliği, doğal tarım çiftliği, ekolojik çiftlikler mevcut. Fakat sıkıntı pazar bulabilmek. Çünkü uygulamada yaşanan sorunlar başlığını da açmış olayım bu şekilde. Bir, şöyle bir sorun var dedim zaten en başta. İnsanların taleplerine yetişebilmek ve bizi bu talebe yetişebilmek için yapılan baskılar sonucu hepimiz verime odaklandık. Verime odaklanınca ekolojiyi ve ekosistemi bir kenara bıraktık. Oysa şunu kabul etmemiz lazım. Biz bu kaynakları zorlaya zorlaya artık tükettik. Tükettiğimiz için biz hızlı bir şekilde ekosistemi onarmak zorundayız. Olur olmaz bunu gerçekten bilim adamlarının birçok makalelerinde okuyoruz. Pek mümkün görünmüyor ama bizim anlayışımızı değiştirmemiz lazım. En başta zaten bütün devletlerin, bütün hükümetlerin çok ciddi tarım politikaları oluşturmaları lazım. Çünkü siz bir çiftçiye gittiğiniz zaman ekolojik tarım, onarıcı tarım, işte şöyle yapın, böyle yapın, permakültür, insanlar size gerçekten büyük bir kızgınlıkla bakıyor. Yani zaten o yüzden ben özellikle konvansiyonel tarımın tarafını da anlayabilmek için tarım okudum. Ama uygulamaya geçtiğimde inanılmaz tepkiler aldım. Çünkü insanlar şunu diyor, ben zaten çiftçi olarak o kadar çok girdim var ki ben bunları karşılayabilmek konusunda harç borç içerisindeyim. Sen bana geliyorsun, ekolojik tarım yap diyorsun. Şimdi ne dedik? Önemli olan verimdi. Şimdi verimi arttırabilmek için biz gübre veriyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Tabii hasat çok önemli çünkü hasatı çok sistematik yapmak zorundayız ki bu talebi karşılayabilmemiz lazım. Fakat onarıcı tarım, ekolojik tarım dediğimiz zaman, ekosistemi de zenginleştirdiğimiz zaman şöyle bir sorun yaşıyoruz. Bir, bunlar küçük ve orta ölçekli çiftliklerde mümkün. Çünkü hasat zamanları, bakım zamanları, hasat şekilleri mekanizasyonu birçok noktada engelliyor. Böyle olduğu zaman da siz 100 dönüm buğday ekmişsiniz başka bir şey ve bunu makineyle hasat etmişsiniz başka bir şey. 10 dönüm buğday ekmişsiniz ve bunu hasat etmişsiniz başka bir şey. Önce gerçekten topluluk yaşamının, sosyal yaşamın bazı devrimlerden geçmesi lazım. Yani bu, hep onu diyorum, hibrit çözümler başta bulmalıyız. Çünkü çiftçinin ve köylünün nefes alması lazım, para kazanması lazım. Çünkü siz birden ciddi bir şekilde işte ekolojik tarım yap, onarıcı tarım yap dersen, bir kere zaten bunun bir geçiş süreci var. Biz Tire'de yaptığımız, Tire tamamen çölleşmiş bir topraktı. İnanılmaz bir, sanki şey böyle kumsalda kum döküyorsunuz. En ufak bir organik madde yok. Ki Türkiye zaten çok kıraç. Normalde %3'ün üzerinde olması gerekirken, idealde %4,5-5 iken topraktaki organik madde oranı, Türkiye'de genel olarak %1'den az ki bizim girdiğimiz bahçede, Tire'deki Ayşe'nin permakültür çiftliğinde bizim %0,8'di. Sıkışmış bir topraktı ve daha önce yonca ekilmiş tek tük olan yoncalar vardı ve devamlı da su bastığı için inanılmaz derecede tuz birikmiş bir topraktı. Bunun restorasyon süreci, ki toprak orada çok çabuk cevap veriyor, 3 yılı aldı.
Önce toprağı patlattık, ondan sonra sürdük. O ki yine Cengiz hocamın bahsettiği toprak arındırma konusu var. Topraktaki bütün canlılar çok akıllı. Hani biz yok zannediyoruz ama işte rüzgarla geliyor, orada varlar zaten. Toprak ölüyken, toprak alt tabakasında zaten mineraller, vitaminler var. Önce kazık köklüler çıkıyor. Kazık köklü, biz böyle nefret ediyoruz ya, ayrık otları, kayın yaşlar, aman tanrım diyoruz, çok fena diyoruz. Hayır, onlar toprağı aslında onarmaya başlıyor. Biz toprağa sürerek ya da ilaç atarak, roundup atarak diyoruz ki toprağa, hayır sen ölü kal. Ben sana dikim alacağım alıp sen ölü kal. Ölü kalmaya teşvik ettiğimiz için zaten devamlı gübre veriyoruz. Biz hep girdileri arttırıyoruz. Karıştırdım ama bir noktada toparlayacağım çünkü işin içerisine hasatı, girdileri vesaireleri sokuyorum ama tüm süreçler tek bir noktada bitecek. Toprak önce diyor ki benim kendimi kurtarmam lazım. Önce kazık köklüler çıkıyor. Kazık köklüler çıkınca siz onları söküp almayınca o kazık kök dipten toprağın bütün minerallerini çekince yavaş yavaş çürümeye başlıyor. Çürüdüğü zaman alttaki bütün besin yukarıya gelmeye başlıyor ve çürüme başladığı zaten mikroorganizmalar, bakteriler, mantarlar, nematotlar, birçok mikroorganizma toprak içerisinde yemek bulmaya başlıyor. Yemek gelince topraktaki organik madde artmaya başlıyor. Organik madde arttıkça mikroorganizmalar çoğalıyor. Bu sefer çeşitlilik başlıyor. Bu sefer ne başlıyor? Alttaki besin yukarı geldi. Bu sefer saçak köklüler başlıyor. Saçak köklüler başlıyor. Bu sefer toprakta bir bitki örtüsü olduğu için bu sefer su kaybı da azalıyor. Yağan yağmur buharlaşmıyor. Bitki kökleri arasında, çünkü toprağı çorak bırakınca ne olur? Yağan yağmur hemen buharlaşır. Hem yağan yağmur hemen buharlaşmıyor, hem de bu saçak kökler arasında toprak emilimi ve organik maddenin fazlalığı o süngerliği arttırıyor. Sonra yavaş yavaş çalılar, yavaş yavaş ağaçlar ve günün sonunda bir toprak ormana dönüşüyor. Tabii bu normalde 100-110 yıl içerisinde oluyor ama siz bunu sistematik bir şekilde yaptığınızda, ki biz Tire'de gıda ormanı 6 yıl önce 2015'te kurmaya başladık. Siz bunu 10-12 yıl içerisinde yapabilirsiniz. Yani ama tabii dediğim gibi çiftçi bunu diyorsunuz ki ilk 3 yıl doğru dürüst ürün alamayacaksın. Yani çiftçinin bir gün bekleyecek hali yok. Artı dediğim gibi hasat dedik. Ekolojik tarımda biraz sıkıntı hasat, çünkü masif üretim yapmıyorsunuz. Ağacı biz Tire'de hiçbir ağacı budamıyoruz. Hiçbir ağacı budamadığımız için hasat sırasında meyveleri toplamak sıkıntı oluyor. Fakat hiçbir ağacı budamadığımız için, alttaki otları temizlemediğimiz için, ki otların temizlenmesi için inanılmaz bir baskı oldu. Tire Ovası'ndaki o 45-50 derece arasındaki sıcakla ağaçlar o otların sağladığı mikroklima sayesinde dayandı. Ve biz ağaçları ilk dikerken şunu hedefledik. Biz bu ağaçları çıplak kök alacağız ve sulamayacağız. Normalde haftada bir sulanan meyve ağaçları biz de 20 gün bunu 30'a çıkarttık. Az sulanarak köklerinin derine gitmesine sebebiyet verip sulama masrafından ve harcanan iş günü gücünden de kurtarmış olduk. Yani ekolojik tarımda hedeflenen girdileri azaltmak. Ama bu arada çıktılar tabii normal konvansiyonel ya da masif üretimdeki gibi olmadığından dolayı şöyle bir ön yargı çıkıyor. Biz çok daha fazla ürün alıyoruz. Evet, çok daha fazla ürün alınıyor ama girdiler o kadar fazla ki günün sonunda her iki tarım şeklinin kazandırdığı birbirine son derece yakın, ki birçok araştırmalarda bunun ekonomik anlamda da kazancının çok daha fazla olduğunu sonuçları alınmış vaziyette. Fakat dediğim gibi biraz daha evvel söyledim ki bunun devlet politikası olması lazım. Çünkü küçük çiftliklerin şöyle bir ihtiyacı var, hani daha önceki köy yaşamında olduğu gibi imece usulü, takas usulü, birbirlerine ürün takasları, alışverişleri, yani bu bir aslında yaşam şekli. Yani bizim ekolojik tarım, onarıcı tarım yapabilmemiz için önce bir yaşam şeklini benimsememiz gerekiyor. Biz bu yaşam şeklini benimsemediğimiz sürece birbirinden ayrı kopuk yapılan ekolojik tarım ve onarıcı tarım sonuçları herhangi bir yere varmaz ve insanlar ekonomik sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kalır. Tire'de dediğim gibi başladığımız nokta sıfırdı. Şimdi çok az girdiyle, çok az müdahaleyle
6,5 yılını tamamladı. Herhangi bir ağır hastalık, kurt, bakımsızlık gibi bir sorunumuz olmadan meyve ağaçlarımız yaşıyor. Ev yapımı organik dahil ilaç atmıyoruz. Çünkü ekosistemin olabildiğince çeşitli olmasına zemin sağlayacak bir çalışma yaptık. Son 2 senedir neredeyse hiç müdahale etmiyoruz ki etrafımızda tamamen konvansiyonel tarım yapılıyor. Mesela geçen sene salgından dolayı lavanta tadından önce tireye gidemedik. Otları temizleyemedik ama şunu fark ettik. Geçen sene Türkiye'de Mayıs ayı, 13 Mayıs'ta yanılmıyorsam, Türkiye'de sıcaklık rekorunu 45 dereceyle tire kırdı. Ve lavantaların çoğu yandı. Sonra şu konuşmayı yaptık lavanta üreticileri arkadaşlarımızla. Benim çiçeklerim yandı. Başka bir sıkıntım yok. Bir sene rekolte alamadım. Önemli değil. Ama lavantalarım yaşıyordu. Diğer arkadaşlarım ciddi bir miktarda lavantalarını kaybetmişler. Biz otları temizleyemediğimiz için, bu arada normalde hasattan önce temizliyoruz. Otların varlığı ve yarattığı mikroklima, kökleri ve gövdeyi koruduğu için lavantaları kurtarabildik. Süre mazulu ve hemen Kaz Dağları'na geçelim. Kaz Dağları'nda esas kendi yaşam yerimizde. Biz Milli Park'ın sınırındayız. Burada zaten var olan bir ekosistem var. Aslında tire çok güzel bir onarıcı tarım örneğidir. Ekolojik tarım örneği olarak da Kaz Dağları doğru bir örnek olacaktır. Kaz Dağları da aldığınız ve yaşadığınız yerde daha önce hiç ilaç atılmamış, bir zeytinlik, herhangi bir toprağa müdahale yapılmamış. Milli Park'ın sınırında ve Milli Park'tan devamlı besleme oluyor. Burada da dediğim gibi yere, sizin seçimlerinize ve yaşam şeklinize göre doğru müdahaleler yapmak ve doğru müdahale şekli seçmek lazım. Burada yaptığımız, burada bir ekosistem var. Biz bu ekosisteme ilave olarak ne yapabiliriz? Var olduğumuz ekosisteme ve Milli Park'a zarar vermeden. Bunu gözlemleyerek iklime uygun ve biraz daha burada bu sefer girdiler çünkü gerçekten buradaki ekosistemi biraz zorlayarak daha da fazla arttırmaya çalışıyoruz. Etkin mikroorganizma uygulamaları yapıyoruz. Yine orman işletmeyle de arada görüşerek sınırında olduğumuz Milli Park'a zarar vermeden ekosistemi arttıracak çalışmalarda bulunuyoruz ki iklim değişikliği şöyle bir şey getiriyor. Son olarak onu da hızlıca söyleyerek tamamlamak istiyorum. Susuzluk en büyük problem. Evet, sularımızı doğru kullanmak, az kullanmak, bunları depolamak zorundayız ama 2 senedir şunu görüyoruz. İklim değişti. Ani ısı değişiklikleri var. Ani yağışlar var. Bundan da ötesi o kadar çok sıcak ve güneş ultraviyole etkisi var ki artık bitkilerimiz, meyvelerimiz yanıyor. Geçen sene çok ciddi domates kaybı oldu. Geçen sene zeytinde çok ciddi sorunlar yaşadık ve insanlar şu anda zeytinlere kolin kili uygulaması yapıyor ki güneş ışınlarından yanmasın diye. Şu anda sadece insanlar değil, gerçekten doğa da artık bir adaptasyon sürecine başladı. Ve biz bunu devam ettirmezsek doğa bir şekilde adaptasyon geçirecektir, birçok tür elenecektir ama günün sonunda doğa kendine yeni bir çıkış bulacaktır ama biz çıkış bulamayız. Çünkü doğa diyecek ki sen beni bozuyorsun, sen artık bu sistemde kalamazsın. O yüzden ekolojik ve onarıcı tarım konularında devlet politikalarını doğru koyup, şunu da ilave edeyim, özellikle okullu ve şehirli insanların köyün ve köylünün arasına dalıp snobluk yapmadan gerçekten reel çözümlerle işbirliği yaparak bir çıkış yolu bulması lazım. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. O kadar güzel anlattınız ki son 3 dakika fazla da olsa kesemedim. Çok teşekkür ederim. Doğayı doğru okumak konusunda kesinlikle size katılıyorum. Felsefi bir koçumuza, onarıcı ve ekolojik tarımı yeniden tanımlamamızda fayda var. Farklı bakış açılarıyla konuyu dünyada ve Türkiye'de ne olduğunu bizlere aktardınız. Çok teşekkür ederim. Verim kavramının yeniden tanımlanması gerektiğini, sadece alınan ürün miktarına bağlı olmaması gerektiği konusunda özellikle üstünde durulması gerekiyor. Topluluk yaşamının yeniden gözden geçirilmesi çok önemli. Geçiş sürecinin olması ve bununla ilgili politikaların olması
Evet, çok önemli. Sizin fizik öğretmeni olduğunuzu da öğrendim. Rutherford'un atom fizikçisi, Rutherford'un sözüyle bitireyim. Adam bilim fiziktir, gerisi pul koleksiyonculuğudur demişti. Ben şimdi bu deneyimin üstüne ne söylersem söyleyeyim, pul koleksiyonculuğu olarak kalacak. İzin verirseniz ben üçüncü konuğumuza geçmek istiyorum. Üçüncü konuğumuz Enise Burcu Derinboğaz, peyzaj yüksek mimarı. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Tokyo ve Viyana Üniversitelerinde, Viyana Teknik Üniversitelerinde eğitim gördüğünü biliyorum. 2007 yılında peyzaj kültür bloğu Kozmopol'ü kurdu. 2007-2010 arası Mimarlık, Tasarım ve Mekan Dergisi ile Yeni Mimar Gazetesi'nde editörlük yaptığını, yüksek lisansını da İsviçre'de Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nde peyzaj mimarlığında ileri teknolojiler programında tamamladığını öğrendim. Bu esnada aynı enstitüde asistanlık görevini de yürüttüğünü, 2005 yılından itibaren bahçe tasarımından master plana farklı ölçeklerde projelerde yer aldığını, mimarlık ve kentsel tasarım yarışmalarında ödüller aldığını biliyorum. Peyzaj Mimarları Odası tarafından bu başarıları nedeniyle ulusal başarı ödülüyle ödüllendirildiğini, 2017 yılında da Genç Peyzaj Mimarı ödülüne layık görüldüğünü biliyorum. Halen Praxis Peyzaj ve Kozmopol'de proje çalışmalarını yürüttüğünü, peyzaj odaklı tarım araştırmaları sürdürdüğünü, yine MEF Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler verdiğini öğrendim. Yenilenebilir enerji sektöründeki Türk Kadınları Platformu'nun bir üyesi olduğunu ve kamusal alanda yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılması üzerine projeler geliştirdiğini öğrendim. Bugün bizlerle yenilenebilir ekolojiler konusunda bir sunumunu paylaşacak. Eksik kaldıysa lütfen siz tamamlayın. Buyurun lütfen, söz sizin. Teşekkür ederim. Merhabalar Burçin Bey ve sevgili İzmir Ziraat Mühendisleri Odası üyeleri, sayın hocalarım. Çok gurur duydum beni de davet ettiğiniz için bu özel günde. Benim için de gerçekten çok anlamlı. Ayrıca toprak ve ekoloji konusunda bu kadar uzmanların önünde ben nasıl bir katkı koyabilirim diye de ayrıca düşünüyorum. O yüzden biraz kendi uzmanlığım üzerinden, nasıl yaklaştığım üzerinden ancak bir şeyler söylemem anlamlı olur diye düşündüm. Cengiz Hoca'yı dikkatle dinledim. Ayrıca Güler Hanım'ı da. Hatta notlarımı da aldım. Gerçekten hani bizim pratikte gerçekleştirmeye çalıştığımız fikirleri ya da peşinde olduğumuz konuları tamamlayıcı doğru noktalar olduğunu düşünüyorum. Şöyle, ben bir peyzaj mimarıyım. Çok uzun uzun okudunuz. Çok teşekkürler bu tanıtım için. Ağırlıklı olarak da akademiyle ilişkim olsa da pratikte bir fiil uzun zamandır farklı ölçeklerde, master plandan bahçeye uzanan ölçeklerde proje geliştiricisi ve uygulayıcısı konumundayım esasında. Bu demek oluyor ki kamuoyla, belediyelerle ve bakanlıklarla ve özel sektörde birebir proje geliştirme sürecinde çalışıyorum. Bu tabii uzun yıllara dayanan bir süreç ve bugün aslında şu anda konuştuğumuz konuların uzun zamandır savunucusu ve her türlü ortamda belli şeyleri dile getirerek aslında bir kamu sorumluluğunu yerine getirme yolunda bir yolculuk olarak görüyorum ben yaptığım işi. Öyle bahsedeyim. Peyzaj, şimdi iki tane proje üzerinden biraz bu ekolojik restorasyona peyzaj mimarlığının bakış açısını, en azından benim pratiğim üzerinden mimarlık ve tasarım disiplinlerinde, yani bir şey inşa etmek, insan ve onun tarihi, felsefesi, ihtiyaçları bağlamından nasıl baktığımızı ve bunun geleceğe projeksiyonunu yaptığımızda aslında nereden yaklaşabileceğimizle ilgili araştırmalarından bahsedeceğim.
Cengiz Hoca çok güzel anlattı. Yani aslında bir restorasyondan önce koruma ekolojisini, bu tahribattan önce korumayı kaybetmemeyi prensip olarak edinmemiz gerektiğinden bahsetti. Ben de tam olarak buna inanıyorum. Yani bu bir tür esasında bir kendine yeni bir tüketim alanını yaratma riski taşıyan da bir alan diye görüyorum çoğu zaman. Hem peyzaj mimarlığını hem ekolojik restorasyonu çok hani yanlış kullanımları, yanlış yönlendirmeler olması dahilinde. Öncelikle korumayı ve kendi belli ahlaki prensiplerini bilenlerin de çok güzel bahsetti. Yani doğayı anlamak için bir felsefenin, bir ahlak anlayışının olması gerektiğini ben de kesinlikle düşünüyorum. O yüzden hani bu restorasyonu da önemli koruma bilincini ve bunu geliştirmeyi öncelikle tutmak gerektiğini inanıyorum. Ve aslında sorduğum soru da bu projelerde bunu yani restore etmekten önce nasıl oluşturabileceğimiz üzerine. Benim işim itibariyle yani peyzaj mimarlığının tarihine baktığınızda bahçe tasarımı her zaman insan ve doğa arasında bir ilişkinin arayışının işte somut karşılığı olmuştur. Yani tarihine baktığınızda en ilk örnek bahçe örneklerinden Orta Çağ'da işte aydınlanma döneminde modern döneme gelen süreçteki bütün bahçe tarihine baktığımızda insanın bahçe üzerindeki nasıl diyeyim varlığı tahakkümü giderek artmış, gelişmiş ve artık insan kendine bir yer edinmek için kurduğu bahçenin bir nasıl diyeyim bir hakimi ve onun üzerinde bu kendi gücünü ortaya koyabildikçe varlık gösterebildiği bir özneye dönüşmüş. Yani benim bahçe tarihinden anladığım ve bugünkü kendi peyzajlarımızı yapma biçimimizden çıkardığım zaman çizelgesinde esasında bir arayış olarak başlamış olan bu pratiğin bir yerden sonra hedefini biraz kaçırmış olma ihtimalinden söz edebileceğimizi düşünüyorum. Ve fakat bugün artık yani çanlar çalıyor ve bu bakışı değiştirmek zorundayız. Ve bu bakışın da değiştiğini gerçekten dünyadaki yeni çağdaş yaklaşımlardan görüyoruz. Ve peyzaj mimarlığı da bundan etkileniyor diyebilirim. Çok uzatmadan ben de hemen ekranımı paylaşarak projeler üzerinden biraz daha... Sanırım gözüküyor. Gözüküyor mu hocam? İçinde akış gözüküyor mu? Tamam. Evet. Yani pratik projeler üzerinden tüm sözümüzü ürettiğimiz için esasında ben iki tane örnek seçmek istedim. Hani bu söylediğim konuları temellendirecek. Bir tanesi esasında biri yarışma projesi, ikisi de yarışma projesi, ikisi de ödüllü yarışma projesi. Biri Park Nebula, Lüleburgaz'da. Lüleburgaz'ın Ergene Havzası'nda tarım arazilerinin ortasında bir kanal. Aslında belki sizlerin aşina olduğu bir yerde olabilir. Ergene Havzası, Ergene'deki kirlilik, Ergene'deki su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği üzerinden konuşabiliriz. Şimdi bu burası, burada sanırım bir video var ama. Evet, yani peyzaj mimarı olarak bizden genelde istenen elbette ki yeşil alanlar oluşturmak, yeşil alanları arttırmak ve bütün bunları rekreasyona hizmet eder hale getirmek. Ama tabii bunun anlamını ve karşılığını bugünün bütün gerçekliğini düşündüğümüzde bunun gerçekten hani yeşil alanı arttırmak, işte yani daha yeşil görünen alanlar oluşturarak ne kadar elde edebileceğimizi, ne kadar olumlu sonuçlar elde edebileceğimizi eleştirerek düşündüğümüz bir gündeyiz. Bunu şu soruyla ben esasında ifade etmek istiyorum. Yani 21. yüzyılın parklarını biz nasıl tasarlamalıyız? Bu kadar gerçek
bir kirlilikten söz ettiğimde özellikle hani Lüleburgaz gibi hava konusunda, solunum yolları konusunda çok ciddi sıkıntıları olan, suyunun çok kirli olduğu, havzanın neredeyse çok tükenmiş olduğu bir yerde nasıl bir park tasarlayabiliriz diye bir soruyla başladı. Buradaki kirlilik mesela bu tasarım projesinin, buna bir park projesi diyebiliriz, çıkış noktasıydı. Bu, yani bu kirliliği biz ne kadar yeşil yaparsak yapalım, sadece bu park özelliğinde bir çözüm üretmemiz esasında hani geleceğe yönelik bir söz olarak bir balı bir yani daha büyük bir resme hizmet edemeyecek diye düşünerek bu kirliliği konunun odağını aldık ve şunu düşündük, yani biz bir şekilde burada bu temizliğin talep edilmesi gerekiyor. Yani bu temizliğin ya da bu temizlenmenin ya da bu kirliliğin kaynağı olabilecek diğer bütün uygulamalardan arınmak için bir kamunun talep etmesi gerekiyor. Bu parkı kullananların, bu parka gelenlerin bunu görmesi, bunu hatırlaması gerekiyor. Bu olmadan ve bu mesaj verilmeden bu parkın kullanıcılarına, çocuklara, yetişkinlere, yani sadece mühendislerle, mimarlarla kısıtlı kalan bir gruptan söz etmiyoruz. Bu parkın ve bu şehrin gerçek kullanıcılarına bu mesajı biz iletmeden bununla ilgili bir temizlik talebi yapamayız. Ve bunu yapmadığımız sürece de biz aslında aynı projeleri kopyalamaya devam ederiz ve aynı şekilde de bu pazara sadece destek olmuş oluruz diye düşündük. Dolayısıyla bu kirliliği görünür kılacak tasarım nesnesi olarak neyi gösterebiliriz? Sonuçta biz burada bu parkı yapsak da buranın suyu kirli kalmaya devam edecek. Toprak kirli kalmaya devam edecek. Havası da aynı şekilde. Biz bunu bir sensör sistemiyle görünür kılalım dedik. Ama aynı zamanda toprağı, suyu ve havayı temizleyici yöntemleri de kullanarak bu parkın uzun vadede temizleneceğini ve iyileşeceğini, bu sayede de bütün parkın görüntüsünün aydınlatma ile birlikte kurduğu bu yeni dilin değişeceğini ve insanların bunu yani çok kolay anlayabilecekleri bu mesaj sayesinde esasında dışarı çıkmakla ilgili ya da siyasi beklentileriyle ilgili, yerel yönetimlerden bulunacakları taleplerle ilgili bir bilinç edinmelerini hedefledik. Yani bu işin sosyal boyutu, insanlarla tasarımın kurduğu ilişkiyle ilgili kısmı. Ama bir taraftan da bunun gerçekten sizlerin de daha iyi bildiği gibi belirli teknikleri var. Yani tasarımda bunu suyla yakın, suyla kurulan ilişki, toprakla kurulan ilişki, oradaki mevcut vejetasyon, buranın bir kanal olması, fakat bunun doğal derenin izinin yeniden burayı onarıcı peyzaj olarak yeniden canlandırılması gibi projenin böyle çok çok birkaç katmanda önerisi oldu. Ama benim esas üzerinde durmak istediğim mesaj bizim bu koruma bilincini, bu ekolojik bilinci geliştirmeden ne restorasyonu, ne renovasyonu, ne rehabilitasyonla ilgili gerçek adımlar uzun vadede atamayacağımız üzerine. Bunlar projenin peyzajla ilgili, planlamayla ilgili, uygulamaya dair detayları. Bir görüntü olması açısından, biraz hani aklınıza canlanması açısından bu aydınlatma elemanlarını örneğin burada görebilirsiniz. Şu görsele geri döneyim. Burada mesela 2017'deydi bu yarışma projesi, 2017'de yaptığımızda. Ya bu uzun vadede bu değişimin bir domino taşı gibi Ergene Havzası'ndaki, pardon çok dağınık geçiyorum ama, yani bunun bir park modeli olup Ergene Havzası'ndaki suya ve yerleşme merkezine yakın diğer parklarda da bilinci geliştirici modelin yaygınlaşması, bütün havza genelinde bir pilot proje olması da projenin sözlerinden biriydi. Park Nebula dedik buna. Nebula da aslında şuradan geliyor. Gaz ve toz bulutlarının gökyüzünde oluşturduğu bu birbirinin içine geçmiş karışık renk durumundan esasında ilham olarak yapılmış bir şey. Çünkü projenin planına baktığımızda hani bu farklı
kümeler suyu, toprağı ve havayı iyileştiren bitki grupları ve bitkilendirme stratejileri iç içe geçmiş halinde bu şekilde bir tema çıkarmıştık. Çok hızlı ben Melis'e gelmek istiyorum. Sizler için de daha ilişkili olduğunu düşündüğüm için. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020'de önce Oliver yarışmasını açtı. İki tane mimari yarışma açtı, mimari ve planlama diyelim. Bir tanesi Oliver'in Kent Teperi ekolojik tüm yarışmanın ismi. İkincisi de Menes. Bunu da esas bu zaman geçti üzerinden. Menes'i biliyorsunuz İzmir'in aslında kalbi. Ben İzmirli değilim ama konuyu araştırdıkça çok ben Kars'tan işte kaşar getireceğim. Rize'den tereyağını getireceğim. Melez İzmir'in su havzasının en büyük taşıyıcılarından biri ama yani sadece bir bütün bu hani havzanın parçası olmasının ötesinde İzmir'de kurulmuş bütün medeniyetlerinle birlikte onun belirleyicisi olmuş, onun şahidi olmuş, binlerce yıllık tarihinin içerisinde farklı farklı şekilleri bürünmüş. Yine insanın nasıl diyeyim izini bırakarak müdahalesiyle şu anda ne yazık ki çok dramatik bir yarı ölü bir akan ama ölmüş bir dere diyebileceğimiz fakat İzmir'in gerçekten bel kemiğini oluşturan en önemli taşıyıcılarından biri. Ben açıkçası bu yarışma için belirlenen alanda olan gezisini için alana gittiğimde büyük bir hayal kırıklığıyla ve şoka uğradım diyebilirim. Çünkü İzmir'in bildiğim yüzü her zaman gördüğüm yüzünden bambaşka bir şeyle karşılaşmış oldum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı bu yarışmada biz birinci olduk. Ve bu esasında buradaki ekibin iki katı kalabalığı da büyük bir ekiple gerçekleştirdi. Bunu şunun için söylüyorum. Buna tam olarak ekolojik restorasyon diyebilir miyiz bilmemekle birlikte. Bunun gibi restorasyon da olsa, renovasyon da olsa bu ölçekte herhangi bir iş için gerçekten çok karmaşık, çok disiplinli, birçok uzmanın birlikte çalıştığı bir harmoni içeren bir çalışma süreci gerekiyor. Bunlar 2 aylık, 3 aylık projeler değil. Bunların hayata geçmesi esasında uzun soluklu stratejik işbirliklerini ve kamunun esasında ya da bunu üstlenen kurum kimse bunun gerçek bir dirayetini gerektiriyor. Biz de bu yarışmaya katıldığımız bu kalabalık ekiple başta hidroloji olmak üzere planlama, ekoloji, su ürünleri, mimarlık ve bütün bunların bir arada bilgiyi paylaşarak ve çoğaltarak çalıştığı çok yoğun bir çalışma süreci geçirdik ve ne mutlu ki hepimize birinci olduk. Ve de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bu proje geliştirmeye devam ediyoruz. Projenin ana fikri yine aslında Tagnemlo'da anlattığım gibi birincisi ekolojik bilinç. İkincisi öğrenilmiş doğallık diyorum ben buna. Yani Melez gibi ölmüş bir nehre ya da tahrip olmuş bir peyzaj parçasına biz yeniden doğal olmayı ne kadar öğretebiliriz? Bu büyük bir soru. Yani Cengiz Hoca'nın söylediği gibi o asla hiçbir zaman orijinali gibi olmayacak. Dolayısıyla hani ona doğallaştırma değil, ona bir süreci yeniden öğrenme ve başka bir hale gelmenin önünü açmak gibi yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Ve bu anlamda
kültür ve hidroloji arasında bir ilişki olması önemli. Mikro dönüşüm şu anlamda önemli. Yani bu kadar büyük kentin ortasından geçen ve tamamen neredeyse bir çöp kanalına dönüşmüş bu nehri doğallaştırma süreci bugün başlasak bile ekonomik olarak ne kadar mümkün olabilir? Sosyal olarak ne kadar mümkün olabilir? Bu kaç seneye dayanır? Buradaki mülkiyet konuları nelerdir? Yani o kadar çok konu var ki. Dolayısıyla yani artık planlamada da güncel yaklaşım bu. Kentler açısı, yani kent planlamasında da aynı şeyler konuşuluyor. Makro dönüşümden çok biz önce mikro dönüşümü, mikrodan makroya bir dönüşümü hedefleyebilir miyiz? Su konu söz konusu olduğunda, kanallar söz konusu olduğunda bunu var edebilir miyiz diye projeye başladık. Projenin 4 esas konusu buydu. Ve bundan sonrası bunun sürecine dair detaylar. Şimdi bu etimolojik atlas esasında bu karmaşık her konuya değen ve tarih boyunca birçok şeyi taşıyıcısı olmuş bir melezi anlamak üzerine projeyle ilgili ilk yaptığımız çalışmaydı. Ardından yani projenin bir esaslı bir duruşu, bir manifestosu var diyelim. Kendi soyunu yok etmiş bir kentin yeniden bulma denemesi olarak başladı. Öğrenilmiş doğallık, makro yerine mikro dönüşüm, dirençlilik ki bu çok güncel bir kavram. Ve de hidroloji açısından da suyun niyetini takip etmek ve sedimenti okumak üzerine bir sözü vardı. Tabii burada Meles'in değdiği birçok sosyal kentsel dönüşüm alanı var ama burada yani önemli olan ilk aşamada suyu anlamak ve suyun müdahale yapabileceğimizi düşünmekte. Burada kanal içine alınmış, yıllar içerisinde kesilerek, değiştirilerek, ufak müdahalelerde bulunmuş bütün bu sistemi anlarken kendi içindeki sediment birikimlerinden Meles'in nerelerde doğallaşmak istediğini, çünkü sedimenti yani içinde bulunan aslında yönetimlerin kurtulmak istediği o çöp tutucu birikimlerin nehrin kendine oluşturmak istediği yeni izin çabaları olarak hidroloji danışmanı Orhan Hoca'nın da yönlendirmesiyle yorumladık ve bunun haritasını çıkardık. Buna göre de bütün bu kanala nerelerde müdahale yapabiliriz? Buralarda nerelerde yanan sızmaları, toprakla suyun birleşmesini, bir araya gelmesini sağlayabiliriz? Çünkü kanal kesiklerinde en büyük sıkıntı esasında o toprak ve su arasındaki gerçek ilişkinin olabileceği, o en önemli, ekolojik olarak en zengin alanı tamamen kesmek ve bu ilişkiyi engellemek ve yok etmek üzerine. Bu yanan sızmalarla birlikte bu suyun toprakla buluşması. Çünkü uzun vadede burada daha fazla su istiyor olduğumuz bir senaryoda bütün burayı bağlayan su yataklarını ve genel olarak havzanın su kapasitesini arttırıcı büyük ölçekli planların geliştirilmesi gerektiğini planlama ölçeğinde önerdik. Stratejik mekansal planda tam olarak bunu besleyen koridorların da aynı şekilde farklı stratejilerle, aynı stratejiye hizmet eden farklı içeriklerle geliştirilmesi gerektiğini. Ama bunun sadece bir su olmadığını ve bu suyun kestiği bütün mahallelerin ve bütün bu sosyolojik dönüşümün de bunun bir parçası olduğunu. Bu biraz da bizi açıkçası yarışmanın şartnamesinin beklentisiyle de tarifli gelişerek sonuçlanmış bir konu. Yani yarışmanın da beklentisi suya sadece su olarak değil, yeşile sadece yeşil olarak değil ya da işte mahallelerin sadece dönüşüm açısından değil. Bunların hepsine bir bütün olarak bakmak üzereydi. Ama gerçekten konu içine girdikçe bunların hepsinin birbiriyle çok ilişkili olduğunu ve bütün bunların bu düğümün çözülmesi ve sonra tekrar birleştirilmesi gerektiğini, birleştirmenin yapılması gerektiğini anladık. Ve bu havza odaklı kalkınma peyzaj ekoloji uzmanlarının, plancıların üzerine zaten çalıştığı bir konu. Bunu tek bir konu olarak düşünmenin mümkün olmadığı ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zaten bu kapsamda havza ölçeğinde uygulamaları ve stratejileri çok uzun zamandır devam ettiğini de bildiğimiz için esasında belediyenin bütün bu üst ölçekli vizyonla oturabilecek bir proje geliştirmek de bunun bir parçasıydı.
Çok uzatmadan bütün bu kesitler üzerinden bu dereye nasıl müdahale edilebileceği ve onunla ilgili yapılacak bu açıklıkların, yani bütün derenin kanaldan bir anda kurtulması değil, parça parça açıklıklar yaparak onların uzun vadede biz kendi etkileşim alanlarını oluşturarak bunu daha büyük resimde müdahalelerin arttırarak tamamen dönüşmesi olarak hayalini kurduk. Bu birlikte gelecek şeması da esasında bunu gerektiriyor. Yani az önce söylediğim gibi bu böyle 5 kişilik, 10 kişilik bir proje değil. Böyle bir şeye başlamak için gerçek bir etik aşaması gerekiyor. Yani meteoroloji, hidroloji, jeoloji, bunların hepsi içinde ve bu etiklerin oluşturulduktan sonra önce bir koruma planı yapılması gerekiyor ki bundan sonra daha kötüye gitmesin en azından. Yani bu bütün bu analiz ve bu strateji aşamalarının tamamlanmasından sonra sahaya girilebileceği, o kısma gelindiğinde bile onun bütün çalışmanın yeniden gözden geçirmesi gerektiğini, yerelde kalkınmanın buna eklenmesi gerektiğini ve uzun vadede de deprem gibi, işte limanın dönüşümü gibi bütün konuların buna entegre edilmesi gerektiğini önermiştik. Ve sonra tabii yani bizim çalışmalarımız ölçekler arası, yani üst ölçekten alt ölçüye, alt ölçüye indikten sonra tekrar üst ölçüye geçmek üzerine bir ölçekler arası iletişim gerektiriyor. Elbette son geldiği noktada belirlenmiş belli odak alanları üzerinden bütün bu stratejik planın buraya nasıl uygulanabileceği ile ilgili fikirler geliştirdik. En sonunda daha seçim bir önerisi vardı. Bu tüm odak alanların içinde. Bir de şehitler korusu ve tabakhane için uygulamaya dair projeler, proje beklentileri vardı. Onlarla ilgili detayları çözdük. Yani bu iki proje üzerinden bunu dediğim gibi restorasyon demesek bile ekolojik ve ekolojinin anlamını yeniden düşünmek üzere pratiğe dair bu önerileri nasıl formüle ettiğimizi tasarım dünyasından belki sizlerle paylaşmak istedim. Sorunuz olursa tekrardan isterseniz konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. İzleyicilerimiz de çok mutlu olmuştu. Bir İzmirli olarak böyle bir projenin İzmir'de hayata geçmesinden ve bu projeyi kazanan yarışmacıyla birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Çok da etkilendim. Mimarlık ve tasarım penceresinden kamu sorumluluğunu planı çıkarmanız, koruma ekolojisini yaratmanın önemini aktarmanız, insan-doğa ilişkisi üzerinden projeleri kurgulamanız tüm izleyicileri olduğu gibi beni de çok etkiledi. Başlangıçta doğanın koşullarına göre insanın yaşamını biçimlendirirken geçen zamanda insanın Rönesans'tan sonra insanın doğayı dönüştürme çabasını ifade ettiniz. Nebula metaforu üzerinden Park Nebula projesi 21. yüzyılın parklarının nasıl tasarlanabileceğini gösterdi bizlere. Kirlilik temizlenmeden ya da kirlilik problemi çözülmeden ve bu bilinç yaratılmadan parkların yaşam alanlarının düzeninin olamayacağını, toprağı, havayı, suyu temizleyecek sistemi kamu bilinciyle kurabileceğimizi bize aktardınız. Özellikle ekolojik bilinç üzerinden bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pilot projesi hepimizi etkiledi ama bu konuda yerel yönetimlerinin de önemli rolü olduğunu vurguladınız. Birlikte gelecek, gerçekten birlikte olursak ve birlikte düşünürsek gelecek diye inanıyorum. Sunumunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi sorular olursa ya da soruları ben okuyana kadar birkaç cümleyle eksik kalan kısımlarını tamamlamak isteyen konuklarımız olursa öncelikle Cengiz Hocam
Daha sonra Gürel Hanım ve tekrar Enise Buzcu Hanım'dan rica edeceğim. Bu arada ben de soruları derleyip sizlere soruları aktaracağım. Ama Cengiz Hocam'a bir soru. Cengiz Hocam chatten yanıtladı ama YouTube kanalında sanıyorum bu chat yazışmaları görülmüyor. Soru şöyleydi. Dereleri kirleten, havayı kirleten, toprağı kirleten, fabrikalara arıtmalar kurdurmadan ya da çalıştırıldığı denetlenmeden, büyük cezalar verilmeden restorasyon nasıl mümkün olur? Yalçın Sardağ'ı sormuş. Siz cevap vermişsiniz ama YouTube'da bu akış görünmeyebilir olduğu endişesiyle lütfen bir kez daha cevap verir misiniz? Teşekkür ederim. Chatten yazmaya çalıştım. Çok haklı değerli izleyicimiz bu konuyla ilgili olarak. Ama şöyle bir durum söz konusu. Aslında ben bu süreçlerde gerçekten slogan çevreciliğinin artık sona ermesi gerektiğini ve bilime dayalı ve bilimin de üniversitesinin kentlere ve çevreye sızmasıyla bu yapılabileceğine inanıyorum. Bunu gerçekleştirmenin altta yatan sebep şu: kanaat önderlerimiz ve bizi yönetenler, özellikle seçim sistemi açısından bizi yönetenler, malumuz yani bir insan milletvekili ister belediye başkanlığı süreçlerinde olsun adaylığını seçmenlerin talepleri üzerine kurar. Bu süre içerisinde ses kesildi mi? Geliyor mu sesim? Onun üzerine kurar. Şimdi eğer şimdi toplum oy verenler, kendilerini yönetecek olan insanları verenler bu süreçteki taleplerin bu yöne dönüşmediği sürece yöneten insanların da bu anlamda çok duyarlı olmasını bekleyemeyiz. Çünkü malumunuz sizin için bizim oylarımızı ya da tercihlerimizi artık çevresel açıdan bu tür taleplere doğru yönlendiren ve bunları sorgulayan bir yöne dönüşmeden sorduğu gibi bu yasaları, yönetmelikleri çıkartmak, yaptırımları yapmak da çok zor. O nedenle öncelikle zaten biz bunu yaşıyoruz. Elbette biz burada her şeyi ideal bir şekilde yapmak için uğraşıyoruz. İdealize etmeye gayreti içerisindeyiz. Ama maalesef bununla ilgili olarak pek çok yaptırımlara, pek çok kamusal desteğe, pek çok politik desteğe ihtiyacımız var. Etmek üzere ekolojik ekonomi politikalara, biyopolitika dediğimiz ihtiyaç var. Zaten bunlara doğru zorluyor. Giderek uluslararası yaptırımı. İşte şimdi Avrupa Yeşil Mutabakatı denilen Green Deal dediğimiz bir mutabakat var. Siz kendiniz isteyerek sizin ürettiğiniz malları alan, sizin yaptığınız ihracatı sağladığınız ülkeler size koydukları bir takım stratejiler ile bunu size zorla yaptırmaya çalışıyorlar. Sonuçta geliyoruz, o talepleri yerine getirmek zorunda kalıyoruz. Ben şu anda aynı zamanda Eskişehir Sanayi Odası'nın yeşil ve sürdürülebilir sanayi konuşmanlığını da yapıyorum. Ve Türkiye Kentler Birliği'nin de danışma kurulu üyesiyim. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi de bu kuruluşun konumdalar. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama maalesef noktasını, tamamen politik odak noktasını ekolojik ekonomi ya da sosyoekolojik yaklaşımlar oluşturmadığı sürece noktaya ulaşmak çok kolay gözükmüyor. Hep bir zorlamayla, hep bir felaket sonucunda bir şey yapmak zorunda kalıyoruz. Bunun değişmesi için toplumun karar vericilerle belirlerken bu talepleriyle ön plana çıkması gerekiyor. Ben temiz su istiyorum, temiz hava istiyorum, ben temiz gıda biçiminde bir talebi olması gerekiyor. Bu talebi oluşturmanın çabaları da işte sizlerin düzenlediği bu tür paneller, bu tür çalışmalar, yaptığı çalışmalarla gıdım gıdım yani halk şeyiyle azar azar ilerliyor. Ama hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Böyle böyle gelişecek diye düşünüyorum. Hani bir sözümüz vardır, su akar yolunu bulur. Yani su akar yolunu bulur. Suyun demek ki bir aklı zekası var, doğanın bir akışı var. Gerçekten olması gerekeni yapıyor ama belki insan aklı bu suyun önüne bir engel vurup onun yolunu değiştirmesin. Biz de bu suyun
zamanın akışına uygun hareket etmemiz ve buna uygun politikalarla bunu desteklememiz gerekiyor. Bunlar desteklenmediği sürece böyle münferit, yarışlarda alınmış dereceler, hayata geçmemiş planlar, projeler olarak kalmaya devam eder. İzleyicimiz son derece haklı bu konuda ama bunu kırmak için de bizlerin böyle çalışması gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Bu arada Gülen Hanım'a izin verirseniz bir söz vermek istiyorum. Son cümlenizden etkilenen bir konuğumuz Nuri Bey ayrılmak zorunda olduğunu ifade etti şimdi. Çözümü yerelde küçük ölçeklerde de olsa kendimiz yaratmalıyız üzerinden neler ifade etmeyebileceğinizi soruyor. Sizden de bu konudaki görüşlerinizi alırsam sonra Enise Hanım'a bir soru var. Enise Burcu Hanım'a. Buyurun lütfen. Elbette. Sonuçta hangi seneydi hatırlamıyorum. Bir iki sene önce aile çiftçiliği günüydü. Bizim sorunumuz zaten ölçekten başlıyor. Biz talebi çok yüksek tutarsak, ölçeği çok yüksek tutarsak ve konvansiyonel tarıma doğru meyil edersek, İşte bu şeye benziyor aslında, öyle bir söyleyeyim. Bakkaldan, mahalle bakkalından alışveriş yapacağımıza tutup da Migros'tan alışveriş yaparsak işte kapitalizmin kurbanı oluruz. Aileler, esnaf gittikçe kazancını kaybetmeye başlar. Şimdi ekosistemden bahsediyoruz. Ekosistem onarmaktan ve ekolojik tarımdan bahsediyoruz ama biz küçük aile çiftçiliğini, küçük ölçek çiftçiliği bir kenara koyuyoruz. O zaman biz zaten işin başında hani bahsettiğim bir yaşam şekli, bir felsefik bakış açısı kazanmadan bunlar olmaz derken ki noktaya, özür dilerim, noktaya geri dönmüş oluyoruz. Bizim zaten insan olarak, yaşayan varlık olarak sorunumuz ölçek sorunu. Biz ölçeği büyüttükçe kapitalizmin esiri olur ve ekosistemi yok ederiz. O yüzden var olabilmek için küçük ölçekte ve bu küçük ölçekler birbirine geçen halkalar şeklinde ve birbirini besleyerek bir alışveriş şeklinde olup da bir örüntü halinde olursa, o zaman gerçekten hem kendi adımıza doğru ekosistemi yaratmış oluruz hem de doğa adına da doğru ekosistemi yaratacak adımları atmış oluruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben hocam Güler Hanım'a belki de sevineceği bir şey söyleyeyim. 10 yıldır bizim ekoloji alanında yüksek lisans dersi olarak permakültür okutuyorum ben. Evet. Siz miydiniz? Tamam. Evet. Bill Mollison'ın takip ediyorum. Evet, yani lisansüstü programında herhalde ilk Türkiye'de. Evet. Ekolojik restorasyonla beraber bir lisansüstü ders permakültür. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Ben o dersin verildiğini biliyordum. Kimin verdiğini çok merak ediyordum. Sizin olduğunuza çok sevindim. Ben veriyordum. Çok sevindim. Elinize sağlık hocam. Teşekkürler. Bu arada Enise Burcu Hanım'a sanıyorum gelen soru bu. İzmir dahilinde onarılması gerekli öncelikli alanları bu toplantıda ortaklaşabilir miyiz? Konuşabilir miyiz? Gediz Nehri olabilir mi diye sorulmuş. Sanıyorum siz cevap vermek ister misiniz bu soruya? Elbette konuşulabilir ama yani Gediz'le ilgili pek bilgim yok desem. Peki. Bu konuda bilgi vermek isteyen katılımcılarımızdan bilgi vermek isteyen olursa çok sevinirim. Bu arada Enise Burcu Hanım'a ve Güler Hanım'a bir yüksek lisans öğrencisinin projesiyle ilgili danışmak istedikleri olduğuna dair bir öneri var. Sürdürülebilir kalkınmada agroekolojiyle ilgili. Uygun görürse konuklarımız Ziraat Mühendisleri Odası'yla e-mail adresini buradan değil de Ziraat Mühendisleri Odası'yla paylaşırsa ve izleyicimiz de proje ödevi için Mühendisler Odası'ndan bilgi alabilir. Bir soru daha var. Konvansiyonel tarım yapan bir üreticiyi agroekolojik tarıma geçirmek kaç yıl sürmektedir? Örneğin organik tarıma geçmek için 3 yıl gibi bir geçiş süreci var. Bu konuda bilgi paylaşmak isteyen konuklarımız olursa memnuniyetle söz alabilirler. Buyurun lütfen.
Müsaadenizle ben fikir verebilirim. Birincisi ölçek sorun değil ekolojik tarımda. Sonuçta bir arazi şey yapıyor. Şimdi organik tarımda belli bir yasal süreçler var. Çünkü organik tarım tanımında belirlenen toprağın temizlenmesi için belirlenmiş bir süreç var. O da 3 yıldır. Ama mesela Roundup topraktan 10 yıl boyunca çıkmıyor. Fakat siz zaten ben ekolojik tarıma geçeceğim deyip de tasarım yapmaya başladığınız andan itibaren toprak değişmeye başlıyor. Siz zaten ilk başta bunu bir projelendirip, bu projelendirirken doğru uzmanlarla ve işi bilenlerle çalıştığınız zaman sürece hemen zaten başlıyorsunuz. Hani diktiğiniz domates size zaten hangi zamanda diktiyseniz 3 ay sonra domatesi verecek. Tasarım zaten başladığı anda size toprak geri vermeye çalışıyor. Ha, şu soru şöyle olabilir. Evet, hemen başlayabilirsiniz. Ekolojik tarım için benim bildiğim herhangi bir hukuksal ya da yasal sertifikasyon süreci tanımı değil. Ekolojik tarıma hemen başlayabilirsiniz. Ekolojik tarımda bitkinin verdiği meyve cevap süresi doğayla, konvansiyonel tarımla aynıdır. Şöyle bir şey var, toprak ne zaman ortalama ekosistemin oturacağı kıvama gelir ve ekosistem ne zaman oturur derseniz, 3. yıldan itibaren zaten oturmaya başlıyor. Bu sizin süreci hızlandırmanız ya da kendi akışında bırakmanız sizin girdi olarak ne verdiğinizle alakalı. Ben bütün makineleri sokar, her şeyi yapar, 2-3 senede cevap verecek hale getiririm dersiniz. Ya da ben tamamen bu iki işi akışında bırakacağım, yavaş yavaş gelirsin dersiniz, 10 sene sonra cevap verir. Ama bunun herhangi bir hukuki tanımlanmış sertifikasyon süreci yok. Çok teşekkür ederim. Bu arada benim gördüğüm listede başka soru yok. Hala 27 dakika vaktimiz var. Konuklarımız arzu ederlerse toparlamak manasında 5'er dakikayla 22'ye kadar olan süremizi tamamlayabiliriz. Artık sıra yok. Buyurun, hangi katılım konuğumuz söz isterse lütfen buyursun. Cengiz Hocam, önce sizi gördüm. Siz buyurun lütfen. Sonra Enise Hanım ya da Gülal Hanım söz almak isterlerse memnuniyetle. Buyurun lütfen. Bir soruyu atladınız galiba. Çünkü borla ilgili bir soru vardı soruların içerisinde. Bor birikimiyle ilgili. Bizim bu konuda yaptığımız gerçekten burada Eskişehir biliyorsunuz aynı Buyurun zamanda. Buyurun dedim. Göremedim hocam onu. Buyurun lütfen. Ha, var değil mi? Yanılmıyorum. Var. Ben şimdi gördüm. Göremedim. İncir altındaki borlanma iddialarına karşı toprağı onarmak mümkün mü? Buyurun. Şimdi bizim Eskişehir'de biliyorsunuz dünyanın en büyük bor tesislerinden biri var. Kırka bor tesisleri. Biz bu bölgede bir çalışma yaptık. Bu çalışma sonucunda yüksek bor tolerans gösteren bitkileri belirledik. Belirlediğimiz bitkileri de yapay sulak alan dediğimiz arıtma sistemleri içerisinde doğal olarak boru arıtmayı başardık. %665 ile bu sistemleri arıtıyoruz. Eğer peyzaj tasarımı içerisinde yer yer oluşmuş yapay su alan merkezleri bölge içerisinde oluşturulur ise ve yıkama suyuyla birlikte bu bor o yapay sulak alanlara ak geçişi sağlanırsa drenajla böyle doğal olarak ekosistem içerisinde borun azaltılması mümkün. Bunun dışında da bora dirençli olan bitki türlerinin bizim bu belirlediğimiz özellikle Gypsophila grubu türler birkaç tane gramine türü var. Bu bitkilerin o topraklarda bir süre yetiştirilmesi de akümülasyonu bitki bünyesine aktarılarak hasattan sonra toprakta bor miktarını azaltıcı etki büyük oranda gösterdiğini belirledik. Bu konuda da yaptığımız çalışmalar da var. Özellikle sulak alan, yapay sulak alan oluşturmak çok önemli. Çünkü bir ekolojik restorasyon deyince aslında bizim en büyük sorunumuz sıtma kaygısı nedeniyle doğal sulak alanların pek çoğunu kuruttuk biz. Aslında en önemli yani doğanın toprak karasal bölgelerin böbrekleri diyebileceğimiz hidrolojik döngünün de dengeleyicisi diyebileceğimiz alanlar önemli oranda hidrolojik döngüyü ve suların temizlenmesi, arıtılması ve biyolojik çeşitliğin korunması adına önemli merkezler olarak iş görüyordu. Şimdi var olanı kuruttuk. Bilinçli olarak insan eliyle kurutuldu bunlar. Sıtma mücadelesi o dönemle ilgili olarak. Ve bu kuruttuğumuz için de bunları kutladık sıtmayla mücadele açısından. Ama geldiğimiz noktada geçmişte yapmış olduğumuz bu hatalar bugün farklı iklim değişikliğinin etkisiyle daha hızlandırılmış ve daha büyük ölçekteki sulak alanlarımızı tehdit ediyor. Ve bu tehditin içerisine aynı zamanda bir de
özellikle göllere ve iç sulara tarımsal kaynaklı gübre ve ilaçların da katılmasıyla ötrifikasyon dediğimiz bitki patlamalarının olduğu ve karasallaşmanın arttığını görüyoruz. Bunların hepsi birbirine geçen bir domino etkisi yaratacak şekilde karşımıza çıkıyor. O yüzden özellikle sulak alanların bu sistemler içerisinde, özellikle tarım alanları bölgesine yakın yerlerdeki göller, nehirler ve durgun sular, bunların tümü için ekolojik restorasyon çalışmalarının öncesi o akümülatörlenecek mekanizmaların çalıştırılması lazım. Bunun çalıştırılması da konvansiyonel tarımın giderek azaltılması yoluna başvurmakla geçiyor. Bizim aslında bu yeşil devrim falan dedik, Somali'de açlık bitecek, şu bitecek, bu bitecek diye tarımla ilgili bir şeyler yaptık ama açlar hep aç kalıyor ama sürekli üretim artıyor. Üretim de bu bölgelere de kaymıyor hiçbir şekilde. Dolayısıyla aslında tükettiğimizden fazlasını üretiyoruz. Verim dediğimiz şeyi arttırarak daha fazla üretip daha fazla tüketiyoruz. En büyük bunları göstergeleri de biliyorsunuz açık büfe, otellerdeki açık büfe uygulamalarında bunu çok görmek mümkün. Yoğun miktarda ihtiyacımızdan fazlasını tüketme eğilimimiz var. Oysa ihtiyacımız kadar tüketirsek Gülen Hanım'ın da belirttiği gibi yapılan tarımdan elde edeceğimiz doğal üretilmiş ürünlerin miktarları bizim beslenmemiz için gerçekten yeterli olacaktır. Ama maalesef biz beslenme sınırlarımızı da bilmediğimiz için bu süreçte ne diyoruz? Ben yeni bir terminoloji kattım bu arada şeye, gastroekoloji diye ve Turizm Fakültesi'nde bu konuyla ilgili sürdürülebilir gastronominin de bir kitap bölümü yazdım. Gastroekoloji olarak. Burada da tabii sürdürülebilir tarım, gastroekolojinin temel kavramı. Bizim alışkanlıklarımızı da içinde bulunduğumuz ekosistem belirliyor. Yani Karadeniz bölgesi hamsiyi seviyor. Bir başka İç Anadolu'da hayvansal ürünler daha çok Güneydoğu'da yakınlığımız var. Ege bölgesi otu seviyor. Otlarla yakın ilişkili oluyor. Dolayısıyla aslında var olan beslenme alışkanlıklarımız da içinde bulunduğumuz ekosistemin bizlere verdiği ürünler belirliyor. Bununla uyumlu olan tarım faaliyetlerini yapmak ve olabildiğince yerli ve bölgenin iklimine, toprağına uygun tarımları gerçekleştirmek, bunları yaparken de doğanın akışı içerisinde tarım yapmayı becerirsek herhalde bu hedeflere ulaşmak çok daha kolay olacak. Ben bir de Enise Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten projelerin mantığı vesaire açısından organik kütlesi oldukça büyük. Biliyorsunuz peyzaj ve mimarlık daha fazla mekanik kütle kullanmaya başladı son dönemlerde. Beton, işte kaya, demir, bunları kullanmaya başladı. Son dönemlerde benim karbon ayak izi hesaplamaları yaptığım şeylerde göre bu mantıkla yapılmamış peyzaj alanlarının pek çoğunun aslında karbondioksit üreticisi, karbon ayak izi üreticisi olduğu belirledik. Hani bir yeşil alan diyorsunuz, kentleri yeşillendiriyorsunuz ve bunun da en önemli unsurlarından bir tanesi çimin su ayak izi açısından oldukça zararlı olduğunu, kullanmayı artık bir tarafa bırakmak, doğal bitkilerin su ihtiyacı daha az olan bölgenin bitkilerinin tanıtılması, aktarılması gibi çalışmaların da yoğunlaşması, düşük gübre ya da su ihtiyacı olan, enerji ihtiyacı, madde ihtiyacı az olan doğal bitki türlerinin buralarda bulunması gerekiyor. Her yerin çim olmasına ihtiyacımız yok. Bırakın olsun gelincik tarlası, dikenlik olsun, içinde kayalar olsun, taşlar olsun. Bu mantık içerisinde gitmesinde yarar var. Gördüğüm kadarıyla siz de doğal yapının elemanlarını kullanmışsınız daha çok şeyde, projelerinizde. Seçtiğiniz bitkiler de genellikle ekosistemin dayanıklı türleri, oraya da katkı sağlayacak türler olmuş. Bir domino etkisi var elbette. Yani ekosistemdeki besin ağını aksatmayacak şekilde planlama yapmamız lazım. Doğayı takip etsek yeterli. Başka bir şey istemiyorum ben. Teşekkür ediyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Hocam ben teşekkür ederim. Bu arada Türkiye'de ve dünyada agroekoloji yaklaşımı benimseyen en başarılı projeleri biliyorsanız sunucular proje ismi verebilir mi? Dediğim gibi bu sanıyorum yüksek lisans projesi olan arkadaşımdan geldi agroekolojik projeleri. Enise Buzcu Hanım bu konuda bir şey söylemek ister misiniz yoksa Ziraat Mühendisleri Odası üzerinden yazışmalarla mı iletmek istersiniz? Son olarak söylemek istediklerinizi de alacağım sizlerin. Buzcu Hanım ve Gülen Hanım. Buyurun lütfen. Önce hanginiz başlamak isterseniz.
Evet, ben attım mikrofonumu, dilerim. Tamam, buyurun. Agroekoloji üzerine referansları aklıma gelmedi açıkçası. Düşüneceğim ama aklıma gelince de yazarım. Cengiz Hoca'nın söylediklerine küçük bir ekleme yapayım. Bu kim konusu mesela yani. Söylediğiniz şeyi kesinlikle katılıyorum. Yıllardır mücadelesini verdiğimiz ilk, yani en basitinden kim üzerinden konuşabiliriz diye belediyelerle masaya oturuyoruz. Ve daha yeni esasında gerçekten hani çayır ekolojisine, çayırı kullanmaya başvurabilecekleri ve bunları konuşabileceğimiz bir noktaya geldik. Sulamadan vazgeçirmeye çalışıyoruz mesela. Doğal haline bırakalım, sadece tohumlarla bir dönüşme başlatalım diye. Süksesyonu anlatmaya çalışıyoruz anlatabildiğimiz kadarıyla. Yani artık bu noktaya mecburen ve ekonomik olarak gelmek ve bununla ilgili bir müzakereyi onlara başlatmak durumuna da geldiler. Çünkü sürdürülebilir, en azından yani şöyle oluyor. Yani ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığını anladıkları noktada konuşmaya ve dinlemeye başlıyorlar diye düşünüyorum. Ondan sonra da gerisi geliyor ve zaten artık hani dünyada bundan hani kaçabileceğimiz bir noktada değiliz. Evet, yani biz de öyle düşünüyoruz. Ben bütün hani peyzaj mimarı meslektaşlarının da böyle düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Ne yazık ki estetik kaygılar var ama hani bir yani bu doğal olunca estetik olmaz diye bir şey yok. Yani bu bakışın aslında değişmesi gerekiyor. Bu da ancak sanırım örneklerle ve projelerle, biraz daha bu işin arka planını anlayarak, paylaşarak ve bu bilgiyi çoğaltarak olabilecek bir şey. Yoksa hali hazırda hakikaten böyle manikürlü peyzajlar diyorum ben, böyle jilet gibi işte çimler, yeşiller ve aslında orijinalinin neresi olduğunu bile bilmediğimiz böyle yabancı müdahale edilmiş ağaçlarla yapılan bir peyzaj tasarımı, alışkın olduğumuz işte yüksek estetik zevkle hitap eden bir imajı var. Ama hani artık çıkarı yok bence. Bunun da dönüşmesi gerektiği zamanı geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ben davetiniz için tekrar umarım katkım olmuştur. Çok teşekkür ederim. Gülen Hanım, sizin de son birkaç cümlenizi alacağım. Sonra tüm konuklarımızdan birer cümleyle şu soru geldi. Her birinize ayrı ayrı soruluyor. Gülen Hanım'ın toparlanmasından sonra çevre günü ile ilgili çevremizdeki eşimiz, dostumuz, çocuklarımıza verebileceğimiz tavsiye ve önerilerden genel anlamda bahsedebilir mi? Bahsedebilir misiniz? Gerçi konuşmalar içerisinde mesajları verildi ama Gülen Hanım da son sözlerini söyledikten sonra bir tur daha konuşmacılar çok kısa süreyi aşmadan konuşmalarını beyan ederlerse son soruyu da cevaplamış oluruz. Çok teşekkürler. Buyurun Gülen. Ben son soruyu cevaplayarak başlayayım o zaman. Alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Taleplerimizi ihtiyaçlarımıza göre belirlemek zorundayız. Devamlı hayallerimizi, tutkularımızı almamalıyız. Gereken neyse o kadar, ihtiyacımız neyse o kadar. Çünkü doğa artık karşılayamıyor, doğa yetmiyor. Doğa zaten kendi dengesi içerisinde, kendi tasarımı içerisinde ihtiyacı talep verecek şekilde tasarlanmış bir oluşum. Biz bu tasarımı fazlasını isteyerek, doyamadığımız için fazlasını isteyerek yok ediyoruz. Çim, devamlı çimden bahsediyor. Çimin nasıl bir fonksiyonu olabilir? Çimin sadece kendimizce, bu da tartışılacak bir şey, kendimizce güzel diye belirlediğimiz bir şey. Hayır, müdahaleyi keserek, sadece ihtiyacımıza yönelerek, çeşitliliği arttırarak, başka canlıların var olmasına müsaade ederek, sadece ve sadece saygı göstererek, başka canlılara yer açarak yaşama devam edebilir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın konuşmacılar, hala 14 dakikamız var. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa ekleyebilirsiniz. Siz düşünürken bu akşamın ön plana çıkan satır başları slogan çevrecilikten uzaklaşmak, gastroekoloji, sürdürülebilir tarımın önemi, alışkanlıklarımızın
değiştirilmesi gerektiği, yeteri kadar kurumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği, bu konuda kamunun bilincinin oluşturulması gerektiği, bu bağlamda ekolojik bilincin oluşturulması gerektiği ön plana çıkan kavramlardı. Bu arada Cengiz Hocam havadan sudan deyimiyle bir örnek verdi. Aslında bizde icat çıkarma, artistlik yapma, caz yapma, felsefe yapma gibi deyimler var. Tüm bunlara rağmen Ziraat Mühendisleri Odası ve bu konuda çalışan tüm ekibin, tüm paydaşların katkısıyla biz sanat da yapıyoruz. İşte peyzaj sanatında gördüğümüz gibi felsefe de yapıyoruz. İcat da çıkarıyoruz. Dolayısıyla biz konuşmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin son birkaç cümlesi varsa alabilirim. Belki oda başkanımız müsait olur mu olmadı bilmiyorum. Yoldaydı çünkü. Birkaç cümleyle o da katılmak ister. Buyurun lütfen. Son birkaç cümleniz varsa kapanış olarak ya da veda sözleri olarak alabilirim. Sadece bu toplantının vedası sanıyorum. Daha sonra kontak içinde olacağız. Buyurun lütfen. Ben bir şey ilave etmek istiyorum. Şey, bir soru vardı. Çocuklarımıza dostlarımıza ne tavsiye ederiz diye. Şimdi biliyorsunuz aslında çevresel olarak en önemli sorunların kaynağında su tüketimi, enerji tüketimi geliyor. Yani enerjiye dayalı ve su tüketimine dayalı olarak çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Bu nedenle ben değerli konuğumuza, izleyicimize şunu tavsiye ediyorum. Evlerde çocukları bu konularla ilgili müfettiş tayin etsinler. Şöyle bir uygulama yapıyoruz biz. Çocukları evde su ve enerji sorumlusu yapıyoruz. Diyoruz ki çocuklara siz evde enerji ve su tüketimi takip edeceksiniz. Ay sonunda gelen faturadaki azalma kadar size harçlık olarak vereceğiz. Yani 150 liralık bir 150 liralık bir elektrik faturası geldiyse bunu 120 liraya düşürdüyseniz 30 lira çocuklara harçlık olarak dönecek. Dolayısıyla müthiş bir sıkı tutuyor çocuklar bu işi. Çok severek yapıyorlar. Ben böyle bir uygulamayı yaparak çocuklarla evde çevre ve enerji su tüketimi konusunda kolay bir uygulama yapılabileceğini düşünüyorum. Yaptığımız çalışmalarda da oldukça başarılı sonuçlar aldık. Çocuklar çok sıkıyorlar ailelerini. Öyle olduğu zaman elektriği kapatıyorlar, musluğu kapatıyorlar, doğalgazı kapatıyorlar, kapattırıyorlar ve böylece kâra geçmeye çalışıyorlar. Bu arada da tasarruf ve çevreyi korumuş oluyorlar. Böyle küçük bir çocuklara yönelik bir önermem olabilir diye düşünüyorum. Bu arada da tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere bizi davet ettiğiniz ve sizlerle tanışma fırsatı verdiğiniz için. Ve hepimize de çevre gününü kutluyor. Bundan sonra çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hocam katıldığınız için biz gönülden teşekkür ederiz. Şahsım ve Ziraat Mühendisleri Odası adına çok teşekkür ederim katıldığınız için. Gülen Hanım, sizin söylemek istediğiniz son birkaç cümleniz varsa alabiliriz. Biraz da hani topluluğun kimliği sebebiyle ilavelerde bulunmak istedim. Bir kere zaten hepimiz üretmek zorundayız. Üretmediğimiz için zaten biraz sıkıntı çekiliyor. Fakat sanırım şu da bir sıkıntı ki özel sektör, hükümet, yerel yönetimler, üreticiler ve özellikle ilgili departmanlar üniversitelerdeki bunlar herhangi bir organik bağ taşımadan İşte ziraat mühendisleri ayrı bir köşede, yerel yönetimler ayrı bir köşede, üreticiler ayrı bir köşede, hükümet ayrı bir köşede bir noktaya varmak çok mümkün değil. O yüzden hakikaten iletişimin sizin gibi odalar sayesinde artması ve bilgi alışverişinin çoğaltılması gerekiyor. Tekrar çok teşekkür ederim. Biz size katıldığınız için ve yolumuzu aydınlattığınız için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Enise Hocam, siz son olarak ne söylemek istersiniz ya da söylemek istersiniz? Ben de şöyle özeteyim. Çevre bizim yarattığımız bir olgu. Doğadan farklı olarak, bahçeden farklı olarak. Yani bunu biz yarattığımız için
en azından evet üretemiyoruz. Üretemiyorsak bile tükettiğimiz kontrol altına alabiliriz diye düşünüyorum. Ben atık konusunun özellikle evsel atığın, evden çıkardığımız atığın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bunun ayrıştırılması ve bunun azaltılması konusunda ne yazık ki caydırıcı önlemler çok eksik kamu nezdinde. Fakat evden çıkan atığı ayrıştırmak ve azaltmak konusunda aile ölçeğinde bazı önlemler alınabileceğini düşünüyorum. Çocuklarımızı bu şekilde bilinçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yapabileceğimiz en basit şey bunu azaltmak, yarıya indirmek, ayrıştırmak ve bu konuyu paylaşarak çoğaltmak yakınlarımıza diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim katıldığınız için, bilgilerinizi paylaştığınız için ve muhteşem projelerinizi bize aktardığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Konuklarımızla tanışmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tevfik Başkanım'ın ekleyeceği bir şey varsa onu alalım. Eğer yoksa oturumu ardından kapatalım. Hocam, öncelikle bu akşamı bize gerçekten farklı bakış açılarını gösteren konuklarımıza, bizlere katıldıkları için, bizlere bu akşam bizlerle beraber oldukları için, bütün yönetimdeki İzmir Şube Yönetim Kurulu'ndaki tüm arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bu akşam beraberdik. Bir teşekkür de bu akşamı düzenleyen başta bizim arkadaşlarımızdan İpek ve Ekim arkadaşım olmak üzere tüm emeği geçen arkadaşlarımıza teker teker çok teşekkürler. Gerçekten farklı bakış açılarını da bizlere o akşam gösterdiğiniz eminim çok daha güzel bir dünyada yaşamak için bütün tekrar hem yönetim kurulumuz adına hem şubemiz ve odamız adına bu akşam için herkese çok çok teşekkürler. Çok sağ olun, çok var olun. Çok teşekkürler Tevfik Başkanım kapanış cümleleriniz için. Son olarak ben de şunu eklemek istiyorum. Kendi yarattığımız bir felakete koşar adımlarla ilerliyoruz ama sanıyorum bunun çözümü de yine bizler olacağız. Bu tip toplantılar, bu tip konuşmalar farklı bakış açıları olacak. Öyle düşünüyorum. Herhalde Althusser'in bir sözüyle bitirmek en doğrusu. Althusser şöyle diyor, konuşmak ve tartışmak bize doğru bir çözümü garanti etmez ama en azından ona yaklaşabilmek ve onu düşünebilmek için konuşmak ve tartışmaktan başka elimizde hiçbir argüman yok. Dolayısıyla bu konuşmayı düzenleyen Ziraat Mühendisleri Odası'na, bu paneli düzenleyen, katkıda bulunan herkese, izleyicilere, konuklarımıza bilgilerini paylaştıkları için gönülden teşekkür ediyorum. Herkese katıldığı için de çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür.